Herkese günaydın. Herkese günaydın, merhabalar. Hoş geldiniz. Heykel Sempozyumu'nun ikinci günü. Üçüncü oturumu. Ahlak ve etik arasında heykelci eleştiri başlığı taşıyor. Konuşmacılarımızdan ilki Nami Başar. Genel hocadan hukuk felsefesinin heykel etiği gibi oldukça provokatif bir başlık bana kalırsa zevkli geçeceğini düşünüyorum bu oturumu. İkinci konuşmacımız Nami Bey, Okan Üniversitesi'nde şu anda. Özgür Emrah Kredisi 9 Eylül Üniversitesi'nde şiddetin dönüşümü süreçlerinde heykelin ahlak felsefesini düşünmek zor bence ile akılsallık gerektiğinin paradoksu. Başlık konuşmasını yapacaklar. Sözü Nami Bey'e bırakıyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Önce Ankara'ya teşekkür edeyim. Ben Ankara'ya ilk olarak lise sınavlarında arkadaşımı çalıştırmak için gelmiştim. O zamanlar böyle sınıfta bir kopya veriyordum. Ondan sonra lise bitirme sınavlarında uzakta olacağımız için burada çalıştırmamız gerekiyordu. Hep Ankara'ya böyle bir yükümlülükle gelirim. Ve şu anda da bir yükümlülük. Bu arada Ankara'ya geldiğinde Atak Sokak'ta kalmıştım. Ve Ataç da en sevdiğim Cumhuriyet yazarıdır. Onun için hatta ondan bir alıntıyla başlayacağım. Ahlak diye bir yazısı vardır. Ahlak diye bir kim başına yapacaklar diye korkuyorum diye başlar. Ve Sokrates örneğini verir. İşte sonunda hatta der ki Sokrates'i damlazlayanlar arasında Meletos, Amitos falan gibi üç kişi vardır. Bir Sokrates ölür, bir tane Meletos doğar der. Birkaç sonrasında da örnek olarak Meletosların çoğalmasını gösterebiliriz. Bu arada hatta Fransız düşünürü Lacan'dan bir alıntı da yapayım. Der, diyor ki, çağımızda klasik düşünürleri aşmak moda olmuştur. Oysa ne Platon, ne Descartes, ne Hegel, ne Marx aşılamazlar. Çünkü onların bir tutkuları vardı, hakikat. Böylece öncesi sorusu sorununa geliyoruz. Şöyle bir Göte'ye gönderme yapacağım. Madem Göte üstündeyiz. Biraz Almanca kelimeleri atlatalım. Çünkü Hegel Almanca'nın felsefe dili olduğu üzerinde de duran birisidir. Ve genel olarak dili öyle yani 20. yüzyıldaki bir dili en temel olarak almaz da dil onun için diyalektiktir. Yani çelişkileri bu. Ve plastiklikleri barındırır diyelim. Ve Almanca'da Horsweg diye bir sözcük var. Horsweg, odun yolu demek. Ve başka dillere çevirirken hiçbir yere götürmeyen yollar diye çeviriyor hatta. Heidegger'in de Horsweg diye bir eseri var. Ve bu eserde Hegel'in Erfahrung, yani tecrübe dediğim kavramı diye de bölüm var. Heidegger, Hegel'de Erfahrung'un böyle basit bir şekilde bir takım şeyleri tanımak olmadığını, bir tür sınama, bir tür ateşten görmek olduğunu, bir acı, bir çalışma, bir sabır içinden geçerek, bir olumsuzluktan geçerek erfarlık yapıldığını söyler. Ki bu sabır, acı ve çalışma Hegel'in kendisinin sözleridir. Olumsuzluk kavramı üzerine. Çünkü Hegel felsefeyi aynı zamanda olumsuzluğu getiren kişidir. Şimdi odun yollarına gidip insanlar oradan odun toplayıp gelebiliyorlar sadece. Başka bir yere götürmüyor, kapalı. Ve o yüzden bir yere götürmeyen yollar deniyor. Ve odun, tahta, kereste anlamına gelen bu kol sözcüğü aslında felsefede çok tarihi olan bir sözcük. Söz gelişi madde, dün de bahsettim maddecilik falan, materyen kelimesi Aristoteles'te yoktu felsefede. Bu yüzden bazıları demokrasiyle başladılar maddeciliği ama demokrasi eidos sözcüğünü kullanır. Platon'la aynı sözcüğü atomları açıklarken materya diye çevrilen Latince sözcük hüledir ve hüle odun, tahta, adlı kereste anlamına gelip gene şeyde Yunanca'da değil. Sonra şu anda yani ben böyle bir değişik yollarda odun toplayıp onları etik ateşinde yakma gibi bir şey soyunum gelir. Bir sürü kişilerden böyle odun toplayacağım. Ataştan topladık diyelim. Marx'ı hatırlarsak yine bu odun kavramında Marx Üniversitesi'nden bir üniversitede çalışmaya başladı. Ve yakınlarındaki bir dağda köylüler
odun kesmişler ve suç olarak görülmüş bu. Aslında oradaki odalardaki yerler daha önceden herkese aitken yeni yasalarla birden bir takım burjuvalar satın almışlar şu anda Türkiye'de çoğunluğu rant için ve birdenbire oradaki gerçek orada yaşayan köylülere yasak olmuş orası ve oradan odun toplamaları suç haline gelmeye başlamış ahlaki ve hukuki olarak. Oysa Mars onları savunuyor. Aslında öbürleri hırsızlık yapıyor. Onlar oraya haklı olarak gidiyorlar diyor. Bu yüzden de hatta yani işler büyüdü ve Almanya'dan kaçmak zorunda kaldı. Belki görmüşsünüzdür genç Marx filminde Augustin'in Marx oynadığı bu şekilde başlar zaten. Bu odun hikayesi dolayısıyla odun toplama işte felsefede yeni olan bir şey diyelim. Heidegger'de sürekli olarak felsefenin ormanlarda böyle odun toplama yollarına gidip ondan kaybolması ve bir daha geri gelmemesi falan olarak bile ele alınır diyelim. Bu arada Stalin, Türkiye'den çıkıp biraz yukarı çıkalım, 1953'te öldü ve ölmeden birkaç sene önce Diyanet'in yasalarından olumsuzluğunu kaldırmayı önermiş. Öyle bir şey olmaması gerekir diye. Ve mecburen Avrupa'daki bütün komünist partiler, bu arada mesela Althusser falan gibi kabul ettiler. Birdenbire olumsuzluk ve olumsuzlanması metafizik gibi görünmeye başladı. Yani olumsuzluk ve olumsuzlanması ne? Ege'de diyalektik bir gidiş şart vardır ya üçlü. Mesela kaba örnekler veriyorum. Karnınız açılıyor. Bu olumsuz bir şey. Ama yemek yiyorsunuz olumsuzluk kalktı. Yani böyle kaba örnekler verdim de buna benzer bir şekilde sürekli olarak dünyanın olumsuzluklar doğuran bir yer olduğunu ama bu olumsuzlukları hallolmuş çelişki haline döndürmeninde zihnin bir özelliği olduğunu söyler Ege. Ve şu anda bir çelişki vermesem de bunlarda en çok sevdiğim yazar benim dedim. Ama Öztürkçe'yi sevmiyorum diye onun için zihin kelimesini kullandım. Öztürkçe dediğim bazı 1929'da ilk çıktığı zaman derleme yapılıyor. Türkiye'de mesela değişik yerlerinde gidip kelimeler alınır. Mesela Bursa'nın köylerinde gerçekten yanık deniyor. Bunu alıp yanık kelimesini buna karşı değil. Efendim? Manisa'da anlık değil. Bir sürü öyle şey. Bu derlemek hala devam ediyor zaten. Gidip böyle derliyorlar. Buna karşı değilim de işte felsefe ve sosyal bilimlerde 1941 yani savaş sırasında bir Almanya Peker üzerinde bir tez yapan Macit Gökberk ve arkadaşlarının toplanıp önerdikleri sözcükler var ya işte yani ki EYT'ye yetişti bunda neler kulağı falan onları pek sevmiyorum da onun için ama onlar taça yakışıyor diyelim. Gerçi bunlar da felsefeci olduğu için onları değil daha çok edebiyat şeyleri kullanır da. Stalin'e şunun için geldim. Hegel'de etik her şeyde olduğu gibi güçlüdür ve etik en önemli şey değildir. Nesnel, zihnin nesnel bir bölümdür. Ve hukuk kitabında, dün bahsettiğimiz hukuk kitabında da ansiklopedide zihin çeşitli aşamalardan geçer. Ve nesnelliğinin en üst derecesinde etiğe varırız. Ama mutlak, yani koşullar ne olursa olsun zihnin çelişkileri halletme aşamasına geldiği nokta sanat, din ve felsefedir. Dolayısıyla etik Hegel'de sadece diyelim ki belirli bir anda ortaya çıkan ve bir süre sonra önemini sadece bir geçiş noktasında veren bir şeydir. Bu yüzden de eleştirilmiştir. Çünkü demin Nurullah Ataç örnek verdiğim gibi kimin başını yakacaklar, Hegel'in de başı yapmıştır. Çünkü ahlaksız, yani felsefesi ahlaksızlar götürüyor. Ahlak sadece nesnel olmayı sağlıyor. Nesnellik de zaten zihnin daha çelişkileri çözemediği bir an. Ve üst düzeyde dine geçtiğimiz zaman falan başka bir noktaya geliyoruz diye etik, Hegel'in etiği o kadar eleştirilmişti ki 1970'lerden itibaren Amerika'da işte Rawls falan arkadaşları tekrardan Kant etiğine dönüş diye Avrupa'da da Hegel'i bu arada Heidegger'i etik yapmamakla suçlayarak Kant'ın etiğine dönme süreci çıkarmışlar. Şimdi burada bir anlatıcı bir yön var. Bunu açmak için biraz dönmeliyiz. Etik sözcüğünün Yunancılık anlamında. Çünkü etik Yunancı bir sözcük. Ve Hegel'de zaten öz Almancı'da zit de kullanır. Ve Hegel'de etik dünya demek eski Yunan dünyası.
hukuk dünyası deyince Latince'yi kasteder, terminolojide. Etik dünya diye işlediği zaman eski Yunan ortaya çıkar. Bu arada Hegel ne demiştir? Heraklitos'un hiçbir sözü yoktur ki, zatısı diyor cümlesi, yoktur ki mantığımı anlamış olayım diyor. Ve Heraklitos'un etikle ilgili iki tane aforizması var. Onları da okuyacağım. 17 ve 18 Heraklitos'un elimizde hiçbir eseri yok. 19. yüzyıl sonunda işte Almanya'da biz, sonra 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'de çalışan Almanlar, Kranz, onları işte toparlayıp yayınladı. Ama yayınladığımız zaman veya zaman birisinden alıntı olarak veriliyor. Mesela bu Heraklitos'un şu anda okuyacağı ilk sözü Stope diye birisinden alınmış ki Plutarkos'ta biraz başka türlü var. Ethos Anthropo Daimon. Bu sözü seçtim çünkü buradan birçok şeyler çıkaracağız. Ethos Anthropo Daimon nasıl çevirir? Onun 15 tane çevirisi var. Anthropu şeklinde Plutarkos'ta. Yani insana özel bir etik onun daimonudur. Diyelim daimon diyorum şimdilik. Zaya götürecek bizim dün birkaç kere geçti mutluluk hatta Türkiye'deki lise kitaplarında da eski Yunan Hocada da yapılmıştır aklımda da eski Yunan ahlakı bu mutluluktur diye yazar. Sonra Kant'la ve Hristiyanlık'la birlikte öyle varlar. Bu yanlış çünkü eski Yunanca'daki yani mutluluk diye çevirilen kelime Ödaimonia. Ödaimonia iyi periler, iyi saatte olsunlar diyorum ben. İyi bir anlamı da var. Çünkü daimon içimizdeki böyle birdenbire cin, peri falan bir şey. Sokrates çok ünlüdür. Birdenbire kalır böyle. Neden? İçimde daimon geldi. Şölen adlı eserin başında Platon'da herkes gelmiş, Sokrates kapıda gelmiyor. Çünkü daimon gelmiş. o daimon yapar diyelim ki sarsan. Bu daimon işte birçok şeyleri geçirir de şuradan açıklayacağım ben ve buradan da terminolojiye geçeceğim. Hegel aynı zamanda bir tiyatro düşünürdür. Şu anda tiyatro çalışanı yaptığı için değil, sadece örnek mesela Oedipus'u ve Antigone'yi inceler fenomenolojinin içinde. Ve Eşilos, ilk Yunan tiyatrocusu, hukukla bir bağlantısı vardır. Çünkü kendisinin bir üçlemesi var, Oresteia. Bu Oresteia'da ne anlatılır? Orestes'in annesini öldürmesi ikinci bölümde. Birinci bölüm Agamemnon. Agamemnon kızını öldürür. Bu yüzden de karısı onu öldürür. Orestes de annesini öldürür. Ama üçüncü bölümde Orestes'in peşinde elindiler, yani intikam almaya çalışan öç tanrıçaları vardır. Athena tanrıça bunu bir mahkemeye getirecekler ve bir mahkeme olur ve Orestes affedilir. Ve bu affedilme sonucunda erinler Ö-Mindes olurlar ve Ö-Daimon onlarla çalışmaya başlarlar. İyi saatte olsunlar işte. Onlarla iyi geçirmek, ahlak demek iyi saatte olsunlarla iyi geçirmek ve onların söylediğini yapmak demek. Bu mutluluk kelimesi bambaşka şeylere gidiyor. Belki eski Yunan'da sadece Epikuros yani mutluluğu öğrenmiştir diyebiliriz. O da Abraksiya sözünü kullanıyor. O da gene yani çağdaş dünyada mutluluk deyince biraz zevk falan filan gibi şeylere gidiyor da eski Yunan'daki anlayış biraz değişik demek istiyorum. Bu hukukun çıkışı olarak da alır Hegel bunu. Çünkü Aşilos efsaneleri anlatıyor ama gerçekten de bu oyunun yazıldığından 3 sene önce Yunanistan'da ilk defa hukuki bu şey kurulmuştur mahkemeler. Ve göze göz dişe dişten farklı olarak bir hukuk kavramı ve etik kavramı ortaya çıkmıştır. Gene burada açık bir şey söyleyeceğim. Bir Alman tanımıştım. Dedi ki biz Yahudileri öldürdük diye kızıyorlar ama Yahudileri öldürmekte haklıyız. Çünkü Yahudiler göze göz dişe diş ülkesiyle hareket eden bir halk. Türk bu arada. Babası çünkü çalışmış faşist davranında falan. Halbuki yani bütün dünyadaki şeylerde bir intikam dışında bir olay olabilir ama onun işte Hegel'de eski Yunan'da başlar. Eski Yunan'da hukukla birlikte başlar ve Heraklitos'u devam edelim. Bundan sonra Heraklitos'un ikinci metni Origenes adlı bir papaz tarafından bize ulaşmış. Burada Origenes Kertus'a karşı diye bir
Kel Sus'un söylediğini söyleyerek biz onu alıyoruz. Çünkü Kel Sus'un bitini kapanmış, yaşı kaybolmuş. Ethos antropeion meron ehignomas teon de ehein diyor. İnsanların etosunda hiçbir zaman gnomas yoktur. Onu da sorar. Ancak tanrılarda var gnomas diyor Heraklitos. Gnomas'ı akıl, yargı, tavsiye, düşünce, değişik şekillerde çeviriyorlar. Gnom, yani tanımayla ilgili gnosis falan çeviriyorlar. Yani insanda akıl fikir vardır derince Türkçe'de. İnsanlarda akıl fikir yoktur, tanrıda vardır diyor. Tanrısal olan da daha doğrusu Theon diye Heraklitos. Burada da Hegel'in buradan aldığı şey, insanların öznelliğinde değil etos. Etos muhakkak dışarıdan gelen bir şeyin ama içten bir tür benimsenmesinde olarak görebiliriz diyebiliriz. Şimdi bu Heraklitos üzerine açıklamalardan sonra biraz etimoloji yapacağım demiştim. Etos, yani Yunanca'da Eotha, T-H-Y-A, T-H-A, Eotha diye bir fiil var. Bu alışkanlığım var, eğitimim var, ben böyle hareket ediyorum, böyle davranıyorum anlamına geliyor. Ve araştırmalara göre Sanskritçedeki svada da aynı anlamda, Latincedeki suesco da aynı anlamda. Ve bu Eotha'dan yavaş yavaş iki kelime çıkmış. Biri ethos, biri ethos bugünkü Yunanca'da. Erasmus okunuşunda uzun e diye okunuyor. Ethos. Ve bu iki kelimeden birincisi alışkanlık demek. İkincisi ise akıl ve karakter anlamına geliyor. Ve Aristot bunları iyice birbirine ayırıp iki türlü anlamın üzerinde duruyor. Şimdi ahır deyince çok şaşırıyoruz. Çünkü ahırda ne? Atlar evcilleştirilir. Ve ahırda nasıl atlar evcilleştirilirse insanların da töreleri evcilleştirildiği için yavaş yavaş töre anlamına gelmiştir. Ve kanıtlamak için İlyada'dan bir bölüm okuyorum, 6. bölüm ve Azrail Hat çevirisi, Azrail Hakan demiş, çok güzel bir çeviridir değil mi? Doğrudan dolayı Yunanca da yapılmıştır. Ahırda günlerce arpayla beslenmiş bir at, nasıl ipini koparır da dört para koşarsa oraya, güzel olan ırmakta yıkanmadan edemez hani, kurumludur, başı diktir, yenisi omuzlarına dökülmüştür. Diyecek yoktur çalımına, çayırlara götürür onu çabucak dizleri. Ağır ve çayır aynı kelime, etos. 515 oluyor Yunancasında, 6. bölüm. Türkçesinde biraz daha önce çevirildi. Bazı şeyleri başa alması yüzünden daha başta oluyor. Ağır burada Yunancada kullanılan kelime etos. Yani etos uzatılmış şey veya büyük Yunancada etos. Ve bu etos sonra da teröriler bir şey ettik diye kullandığımız zaman sıfata geçiyoruz. Yani etostan kaynaklanan, etosun doğrultusunda olan falan filan. Onu da her seferinde nüanslar içerdiği için söylemek lazım Türkçe'de. Çünkü, gene öz Türkçe'ye geleceğim, Fransızca'daki üniversite kelimesi alıp soldaki sel getirildi Türkçe'ye 1930'larda. Tamam olabilir bazı şeylerin altını çizmek için. Bilimsel çalışma dediğimizin bilim önemli. Ama Fransa'da batı dillerinde sıfat yapma yarayan bir sürü ev var. Ve hepsini sensal diye çevirmek olmuyor çünkü aralarında nüanslar var. Bir, Türkçe o kadar her önüne gelen bir sıfat yapmayı sevmez. Hint Avrupa dilleri batıda değil. Her önüne gelen bir sıfat yapıyorsunuz. Türkçe'de biz mesela kadın elbisesi deriz, kadınsal elbise demeyiz. Üniversite öğrencisi de, üniversitesel öğrenci demiyor batı dillerine özgü bir şey. Bu bazen de mesela şu anda öğrenciler ilk demeye başladı, felsefik. Çünkü ilk de var sıfat yaparken. Ama uymuyor felsefesel belki uzun geliyor. Çünkü kullanıyorlar, gerçi kullanmayın diyoruz değil mi? O da politik de olma. O da bir sıfat yapma iki. Etikos bazen, yani etik onun sıfatı, etosun sıfatı. Sonradan da bilinen bir sıfatlar isim yapılabiliyor başlarına artık getirildiği zaman. Böylece yani etik dediğimiz zaman törelere ait olan, törelerden kaynaklanan bir durum ya da süreç kastediliyor başına koyduğumuz zaman, artiken. Ve bu işte Almanca'da Sittun'da var. Onun için Hegel Sittun kelimesini seviyor. Onun için de çevrilemez diye düşünüyor. Fransızca mesela bazen etisite, bazen etik hayat, bazen etik normlar falan gibi çevrilebiliyor.
çünkü Sittlichkeit, yani Sitten töreler, Sittlich törelerden kaynaklanan, Sittlichkeit törelerden kaynaklanan durum falan gibi. Şimdi niçin Hegel bunu kullanıyor? Çünkü Hegel'e göre, fenomenolojideki iddiası, eski Yunan zihni kaybolmuş kendini. Eski Yunan'da çünkü bir vatandaş konuştuğu zaman yasaların adına bütünü tamamen temsil ediyordu ve yapışıktı. Yasalarla vatandaş arasında bir çatışma yoktu diyelim. Ve haklarla yükümlülükler arasındaki ilişki açısından tekrar gelecek bu şeyde, hukuk felsefesinde. Mesela demin söyledim, benim için bir yükümlülük şimdi etik üzerine konuşuyorum. Etik üzerine konuşan da Hegel'de bana bir görev olarak veriliyor. Gerçi bir salahiyetim de var, işte bir hoca olduğuna göre bir hakkım da var. Ama bu hak ve bu yükümlülük arasında çatışmalar olabilir. Bu çağdaş hukukta 16. yüzyıldan itibaren çok tartışılmıştır. Hala da tartışılıyor. Bazı hukukçulara göre bunların arasında bir karşılıklılık var. Resiprosite, yani hak ve yükümlülük birbirlerine karşı gelir. Bazen de tamamlayıcılık der. Kersen, şey, arı hukukluğumuz zaman bunlar birbirlerini tamamlıyor. Ama Hegel 155. paragrafında, bu sefer ansiklopediye geçiyorum, hak ve mecburiyet aynı şeydir. Hegel'in diyalektiği öyle bir noktaya getiriyor ki o hakla mecburiyetin arasında bir ayrım olmuyor. Görünüşte ayrımlar aslında aynı şey, başlangıçtaki birliğin dağıtılması. Burada Hegel'in kullandığı fenomenoloji üzerine de biraz durmak istiyorum. Genellikle yanlış bir görüş var. Önce bir tez var, sonra bir antitez var, sonra bir sentez ki Becker hiç kullanmamıştı bunları. O kendiliğinde kendisi için falan gibi kavramları kullanıyor. Hegel önce bir şey var, ikinci bir şey var demiyor. Önce bir bütünden yola çıkıyor. Mesela şimdi fenomenolojiyi başına aldım. Ben buradayım, sizi anlıyorum. Siz de ne biliyorsunuz, anlıyorsunuz. Bu bir veri. Bunu incelersek bunun içinde birbirine çatışan bir şey var diyor. Bir duyumlar yoluyla sizi mecburen pasif olarak alınmamalıyım. Bir de algı yoluyla ben ve şey ayrımı yapmalıyım. Dolayısıyla ama Aristoteles'in bir şey var, söylediği söz, doğada olan bir şey bizim için terstir. O yüzden de Hegel fenomenolojisine önce duyum, sonra algı, sonra anlayış olarak başlıyor. Ama aslında anlayıştan yola çıkıp anlayışın içindeki çelişkiyi gösteriyor. Bütün fenomenoloji böyledir. Yani bütünlükler var, bütünlüklerin içinde birbirine ters şeyler var diye. Burada da yükümlülük ve mecburi hak aslında birdir ama parçalanır. İçinde bunlar vardır ve bunlar birbirlerine çelişmiştir ama zihin ve bize bunu hallolmuş bir çelişki olarak verir. Ve bu hallolmuş çelişki sonucunda onların ikisinin aynı kapıya çıktığını görebiliriz. Bu zaten bütün ansiklopedide devam eder. Şeyde de 261'de aynen haklar ve mecburiyetlerin aynı olması normatif koşulların kurumlar ve eğilimler yoluyla ortak bir kasıt ortaya çıkarması ve sonuçları diyor. Bu en büyük iddia. Ortak bir kasıt, yani insanlar beraber yaşıyorlar, sonra birdenbire ortaya ortak bir kasıt kastettikleri şey çıkabiliyor. Burada da biraz bu sefer etnolojiyi tarih yapalım. Ya Batı kültüründe ilk defa olarak Jean-Jacques Rousseau insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temeli adlı eserinde hukukçuların doğal hukuk dediği şeye karşı çıkar. Yani hem hukukçuların hem felsefecilerin. Çünkü mesela Hobbes insanlar doğal olarak düşmandır. Locke insanlarda doğal olarak mülkiyet hakkı vardır diyor. Pudendorf, Grotius hukukçularda hep insanın doğasında şu vardır diye şeyleri fitrat derdi bizde, insanın fitratı bölümünde. İnsanın fitratını yanlış söylüyorlar, bütün bu özellikler insanın toplumda yaşamasından ileri gelir diyor Rousseau. İnsanın doğasında en başında işte perfektir, yani sıfır derecede bir şey insan. Ve aslında doğayı sürekli olarak aşmaya, doğal gibi davranmamaya yönelen bir yaratık. Sadece kendini muhafaza etmek, başkalarına acımak ve bu sıfır dereceyi değişik yollara götürmek var. Birdenbire buradan işte tarihsel olarak insanlar beraber yaşamaya başlayınca altın çağ Rusya'ya göre şeyler böyle göl kenarlarında falan şeyler yapmışlar, gurbeler. Ama ondan sonra birdenbire özel mülkiyet çıkıp bozmuş bunu. Ve bu özel mülkiyet doğal bir şey değil Rusya'ya göre. Savaş doğal bir şey değil. Tarihte bir konvenjans, zorunlu olmayan bir şekilde ortaya çıkmış. Ve bu zorunlu olmayan şekilde ortaya çıktığı için de
Pekala, başka türlü olabilirdi diye düşünüp şu anda gene Rusya'nın dün Kubilay'ın söylediği gerçinden yola çıkmış özellikle. Şu andaki biz toplumlarda bu içinde bulunduğumuz durumun tarihsel olduğunu, doğal olmadığını düşünerek doğada sıfır derecede bir şey olduğu için başka türlü bir şekilde bir rejim kurabiliriz deyip Cumhuriyet'i savunmuştur ve işte egemenliğin halkta olduğunu söylemiştir falan filan. Bu şeyde en çok güç verildiğinde Fichte'ye başlar. İnsan hep sıfır derecede olan bir şeydir diye. Şeyde son olarak da işte Jean Fossard'ın Varlık ve Yokluk adlı kitabının başında insanın bu sıfır derece olup ondan sonra bir doldurma bir sürecine girmesi incelenir. Çünkü Hegel'de tam olarak böyle değil. Çünkü o bir tarihi bir süreç olduğuna inanıyor. Ve bu süreç içinde bir amaç olarak da bir öznellik ortaya çıktığına inanıyor. Onun için bunun yani bütün olarak ele aldığımızda bu tarihin içerisinde öznelliğin de bir yeri ve etiğin de bir yeri olmalı diyelim. Şimdi şey tekrar gelirsek eski Yunan etik bir dünya. Bu etik dünyada birey bir şey söylediği zaman zaten söyledikleri yasanın kendisi ve topluluğun ortak inancının kendisi oluyor. Bu yüzden aynı zamanda da bunlar daha şimdi güzel bir üstünce kelimeler aktörü. Böyle deyince şimdi böyle cinayetler falan çıkıyor da bir ara aktörü kelimesi vardı. Aktörü olarak şey bugün mesela biz bütün Türkler adına konuşamayız. Çünkü tarih içinde yaşıyoruz. Çok heterojen bir toplumuz. Ben bu arada çok şaşırıyorum. Polis rehberliği yaptım. Bir ara turistler geliyor, bir yere gidiyoruz. Birisi gelmiş onlara, bütün Türkler böyledir demiş. Mesela bütün Türkler 17 yaşında evlenir demiş birisi. Ve bir başka bir, onlar da bütün Türkler komünisttir demiş birisi. Bütün Türkler şey, Müslümandır demiş birisi falan. Bu kadar çelişki yok. Çünkü bütün Türkler adına görüştüğü zaman aslında doğru olmuyor. Çünkü tarihe girmiş toplumlar heterojendir. Ama eski Yunan'da bir Atinalı, işte bütün Atinalılar şöyle dedi, gerçekten o yasanın doğrultusunda hareket ediyor. Bu yüzden zihnin kaybolmuş şey cenneti eski Yunan. Ama eski Yunan'da ne oldu? Siteler, bu polis dediğimiz kent devletleri aralarında rekabeti çıkartıp birbirlerine savaş yaptılar. 27 sene sürdü Atina ile Sparta. Sonra Atina yenildi, bu sefer Sparta zayıf düştü. Sonra Korintos yendi falan. Tebes de işin içine girdi. Bunların sonucunda parçalandı. Yine Hegel'in fenomenolojisindeki bu zihin son bölümü. Hegel'in fenomenolojisinde dün de Güçlü'nün söylediği gibi bilinç felsefesi değil de bilinç başındadır. İşte bu söylediğim duyumsama, algılama ve anlama olayından sonra kendini bilinç çıkar. O da arzu, işte Usakale ilişkisi ve bunu aşma çabaları. Ama sonra akıl gelir. Akıl artık bilinç ve bilinç kendini bilinci değildir. Akıl aşamalarını şu anda bırakıp ondan sonra Hegel derken de kitabın tam ortasında bazıları sonra yazdığını söylemiştir hatta yani şey Hegel. Burada kitap bitebilirdi. Bilinç, kendi bilinci akıl değil. Fenomenoloji bitebilirdi ama o zaman sadece akıllı hayvanlar oluruz. Başka bir şey olamayız diyor Hegel. Çünkü zihin daha başka bir şey ve o zihni tekrardan bütün bunları tarih açısından kiralık tarihte kendini göstermesi olarak almalıyız. Ve o yüzden de eski Yunan'dan başlıyor. Eski Yunan'daki etik dünyada birey ve toplumun normatif kurallarının geçişliliği var. Ama o geçişliliğin patlaması, yanılması bir olumsuzlukla savaşa dönüşmesi var. Sonradan da ne oluyor? İskender bir koskoca bir imparatorluk kuruyor ve imparatorluklar adalet fikriyle Kanuni Sultan Süleyman ben adalet yapıyorum diyor. İskender de adalet, Napolyon da adalet dağıtıyorum diyor. Hatta Bush veya Trump da öyle söylüyorlar. Adalet dağıtma derken bununla oynayabilirler de imparatorlukların böyle bir şeyi adil olma şeyi özelliği var. Burada Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde Ağustos milattan sonra 14'te öldü. Hacı Bayram Camii'nde şehit olmuş. Vasiyetname öldükten sonra ben Tanrı'yı tanrılaştırıyorlar onlar kendilerini ölürken. Şunu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım ve adil davrandım. Bunu kanıtlamak için şey yapılıyor sonunda Romalılar. Ha, bu işte imparatorluk Roma'da da devam ediyor. Ve oradaki aşamaları atlıyorum. En son Fransız devrimi oluyor aydınlanma sonucunda. Fransız devrimi şöyle dene gel. Rus'un doğrultusunda gitmemeliydi. Montesquieu doğrultusunda gitmeliydi. Çünkü Montesquieu'de kuvvetler ayrımı var. Oysa Rousseau gerçi bazı durumlarda, özel durumlarda bir tek kişinin karar vermesi önemlidir der.
iktidardaki kişi verdiği kararlarıdır dediği için Türkiye Cumhuriyeti'nde de hatta tek kişi şu anda da tartışıyoruz değil mi? Şeylerin kuvvetler ayrımının yok olması, terörizmle bittiği için Fransız devrimi bir olması gereken olarak görülmeye başlandı. Bu kadar da olmaz diyoruz değil mi? Hayret bir şey diyoruz. Bu zaman olması gereken olarak etik başlıyor. Ampirik olarak yani etiğin doğuşu çağdaş dünyada Hegel'e göre ve Kant'ta olan ve olması gereken ayrım yapılıp olması gerekenin ahlak olarak belirlenmesi bu şekilde başladı. Aşırı derecede bir kötülük örneği olması için. Ve Hegel'e göre, şimdi buraya da geliyoruz, fenomenolojide üzüldü çok ahlak hiçbir zaman olanla olması gerekeni ayrım olması gereken budur işte ahlaklı davranın diye bir şey olamaz. Çünkü zaten Kant'taki demin çeliştiği için de Kant'ın bir inanışı da insanı kötü oluşturur değil mi? Hristiyanlığın Müslüman hidayetinden en büyük farkı insan kötü doğar zaten. Müslümanlıkta ve Yahudilikte iyi doğar, şeytan onu bozar. Ama Hristiyanlıkta da olmak zaten inan olur. Ve Kant bu bakımdan Hristiyanlık yine odun. Odun örneği diyor. Odun nasıl bükülmezse insan da bükülmez. Radikal kötülük adlı kitabında. Hegel diyor ki madem bu kadar kötü bir insan buna yani olması gereken gibi bir ahlak empoze edince bir şey çıkmayacak ki zaten işte Kant'ta ideal bir ahlaktır o. Belki Kant hiçbir zaman dünyada belki etik bir eylem olmadı. Çünkü zaten insan kötü ama ideal olarak farz edilme olmasa bunlar olur gibilerden böyle bir şeyde havada kalan bir ahlak. Daha da ilerinden eğer böyle bir ahlak Kant ve Fichte'deki işte öznenin olması gereken olanın arasında bölünmüşlüğünden faydalanarak ona olması gereken empoze eden ahlak toplumsal bir ikiyüzlülükle sonuçlanır. Ferşledim, yer değiştirme, toplum, herkes ahlak doğrusunu hak ediyormuş diyor. Herkes birbirine şerefsiz, alçak, namussuz falan. Bizimize de böyle bir dikkat sonrası. Ama hiç kimse bunlara uymaz. Artık içinde bulunduğumuz toplumda hiç kimsenin uymaması sadece bunlar eskiden kalmış olması gerekenlerdir. Gerçekte uyum adına bir şey adına yapıyormuş gibi. Marx da bunun bakımından gene geliştirmiş. Benim en sevdiğim kitabı Napolyon'un yani 3. Napolyon'un. Napolyon Bonaparte'ın 10 Kasım'ı diyeceğim. Çünkü 18 bölüme 9 Kasım 10 Kasım'a bağlayacak. Yani büyük Napolyon'un yaptığı devrimin tıpkısının aynısını yapar gibi komik bir şekilde yapmıştır. Çünkü Napolyon, gerçek Napolyon, erkek kardeşiyle birlikte meclise gelip vatan haini şunları tutuklayalım deyip 4 tane askeri tutuklattırdı. Beraberce devrim yaptığı askerleri ama gene trajik bir durumdu. Ama 3. Napolyon zaten meclise girmesi gerekmeyen bir kişiydi. Nasıl Türkiye'de Deniz Baykal bazı kanunları değiştirip Cumhurbaşkanlığına yol açtıysa o şeyde de aynen Napolyon Fransa'da 2. Cumhuriyet kurulduğunda 1848'de dedi ki Louis Napolyon, ben Napolyon ailesindenim, halk çok seviyor Napolyon ailesini, Napolyon ailesinden de birisi mecliste olsun dedi. Ama hapiste kalmıştı, onun için bilemiyordu. Aynı Hitler'de de, Deniz Baykal'ın dediğimiz olaylarda da aynı şey. Ve aldılar onu acıyarak, adam saymadıkları halde ve bir süre sonra bir sürü dönemler yaptı, sağa solu itibarsızlaşıp referandum yaptı ve adam bunu seçti. Kurmadan tekrarından bir olay, İngiltere'de daha önce tekrarlandı ve birden böyle Cumhuriyet yok edip imparatorluğunu ilan etti. İşte Marx burada diyor ki bu çağdaş dünyada küçük burjuvazi ahlakı, şu anda küçük burjuvazi imparatorluklarında yaşıyoruz zaten. Büyük burjuvazi, küçük burjuvazi böyle bir şey gibi var. Bir sürü şeyler adına hareket ettiğini söylüyor, halbuki onların tam tersini gerçek hayat uyguluyor. Böylece Hegel'e göre etik aynı zamanda bir takım aşamalardan geçer, tarihsel bir özelliği vardır. Sadece etik şudur diyemeyiz. Bu yani kötülükle karşı olmaması gerekenle karşılaşınca insanın olması gerekeni ortaya çıkartması birinci aşama. Bunun öznel olarak kişilere empoze edilmesi ikinci aşama. Bundan ortaya çıkan toplumda hiçbir şekilde o etiğe uyulmadığı görünce Fransız devrimi sonrası Avrupa'yı inceliyor oraya gel. Diyor ki tabii en çok kızdığı kişiler gene Schlegel tarzı romantikler. Bunlar da ironi ile bir mesafe almalar topluma. Ve bunlar diyorlar ki biz sütten çıkmış arkadaşız. Onun için hiçbir eylemde bulunamayız. Zaten eylem yapmak kötü bir şeydir. Bazıları da yargıda bulunuyor. Böylece ikiye ayrılıyor insan bilinci. Yargıda bulunanlar bir de eylemde bulunanlar. Yavaş yavaş eylemde bulunanlar yargıda bulunanlara ne olsun bir şey yapmıyorsunuz. Onu yani ahlak diyorlar. Öbürleri de ona ne yapsanız kötü şeyler yapıyorsun diyorlar. Böylece bir kötülük sorunu ortaya çıkıyor. Bu kötülük sorunu
ben orada ikna olmuyorum. Hegel'e göre en sonunda şeyin romantik ruhun göklere çıkıp duman olmasıyla bitiyor ve din kısmına geçiyor. Yani bunları şey insanlar halledemediği için neredeyse Tanrı gelip insandaki kötülüğü affediyor ve kendisini bu arada Hristiyanlıkta kendisini kurban ettirdiği ve öldürdüğü için insan kuruna göre din aşamasına geçiyoruz. Böylece etik nesnel olsa bile yeterli olmuyor çünkü olması yani özneyi olması gerekenle doyurma sonucunda önce ikiyüzlülük sonra kötülük ve kötülükten kendini uzak tutma gibi bir tartışma içerisinde yer alıyor. Şimdi böylece buradan da odun getirdik ama aslında şunu söyleyeyim tersten başladı çünkü fenomenolojide bulunmadık ama hukukta ise hukukta ve ansiklopedide yükümlülüklerin ve yükümlülüklerin aynı kapıya çıkması gibi bir nokta var. Hegel felsefe tersten başlamaktır der. Bu arada bir yerde. Onun için de fenomenolojiden değil de öbüründen başladık. Ama bir şey daha, gene dille ilgili bir şey daha üzerinde durmak istiyorum. Biz gene 1929'da Türkçe'nin grameri yapılırken isim çekimleri var ya, e-hali, e-hali, bugün başka bir söyleniyormuş galiba okullarda, yönelme falan. Bunlardan Batı dillerinde in-hali derler, genitif çocuğun eli şeyini. Ama biz ona isim takımı dedik çünkü Türkçe'de isimle de oynanıyor ve onu ayırdık. Ama Batı dillerinde bu genitif önemli taşır çünkü bazen iki anlama gelir. Türkçedeki in ve den. Mesela düşmanlardan korku ve düşmanların korkusu. Düşmanlardan biz korkuyoruz, düşmanlar bizden korkuyor. Ama öyle bir isim çekimi yapılır ki iki anlama da gelir. Hegel'de fenomenolojide Skarsgård söyledi. Zihnin fenomen olması, fenomenlerden yapılan bir zihin. Den ve in ikisi. Bunun da üstünü durmak lazım. Yani özne nesnenin birbirlerinin işte sonuç olarak birbirlerine yok olmaları. Çünkü Hegel'e göre doğa halolmamış çelişkidir. Zihin zaten çelişkileri halleder. Ama Schelling'den aldığı bir şey, kişinin işte memnun olmayacak Hegel'in onu bir şey yapmasıyla. Onun için etik korusu olduğu için getirdiğim gibi. Tanrı bile kendini Tanrı olduğunu önce bilmiyor. Sonucunda anlıyor Tanrı olduğunu. Schelling'de bu hep işte çağlar, aşamalar falan da her şey Dionysos'tur der. Dionysos çünkü Tanrı zaten yani Tanrı'dır. Ve sonradan Zeus onu göklere çıkan Tanrı şeyi verdi. Ve gittiği yerde Tanrı olarak tanınmadığı için de yani bir tragedya doğdu ortaya. Ha Schelling der ki Hegel bunları böyle önceden hazırlıyor, empoze ediyor. Yani 1807'de fenomenolojiyi yazdıyken 1809'da Schelling ona karşı olarak özgürlüğü gündeme getirdi. Çünkü kötülüğü sonuna kadar düşünmüyor. İnsanlar özgürlük aslında kötülükle de ilişkilendirmeli. Tabii ki bu sırada Fransız devrimi sırasında Marquez var, Barbey Dorevelli falan bir sürü kişiler kötülük problemi de ortaya çıkmıştır. Kant ve Marquez var insanın kötü olduğuna inanırlar zaten. Hegel'de biraz da yani Rusucu bir yön gene olduğu için değişebilirlik, kötülüğün iyiliğe, iyiliğin kötülüğe, ahlakın arkasında dönüşümleri gibi bir şey oluyor. Schelling işte bu özgürlüğü Hegel'in suni ilk önce kafada ve mantık olarak düşündüğünü sonra doğaya empoze edildiğini söylüyor. Tabii ki Hegelci olarak yani Hegelciler de bunu cevap verebilir. Oradan ayrılıyorum şimdi. Goethe'den odun toplayacağız biraz. Goethe, malum geri Goethe'nin renkler üzerinde kitap yazmıştır. Şey, bilimsel bir kitap. İki tane bilimsel kitap var. Bir renkler ve bilgiler. Bilmiyorum bu arada çok zamanımız var hocam. Renkler üzerine olan kitabı beğenilmemiştir yazıldığı zaman çünkü Newton şeyine karşılıyor. O zaman da Newton en büyük bilim adamı olarak görülüyor. Newton'a karşı gelmek saçma gibi geliyor. Gerçi Almanya'da Leibniz ve Newton arasında bir takım çatışmalar olmuştur ama yani Leibniz'in haklı olunca Einstein ortaya çıkacak. Yani Newton ki yanlış değil de statik yerlerde geçerli. Statik olmayan yerlerde geçerli bu tartışmalarda bir tek Hegel beğenmiştir renk üzerine kitabını Hegel'in Goethe'nin ve ona bir mektup yazmış çok beğendim diye Goethe'de cevap vermiştir. Ondan sonra da Hegel'in ona yazdığı mektup var. Orada da siz renkleri öyle bir yapıda alıyorsunuz ki der. Doğanın içinde zaten bir takım ideaların hazır olarak yansımalarla kendini oluşturduğunu gösteriyorsunuz. Bu alıntı için yapıyorum. İdealizm sözcüğü de
biraz da sonradan Marksçılar tarafından çok çarpıtıldı. İşte Hegel diye bir İdea Hegel de kavramın gerçekleşmesidir. İşte bu bir idea mesela. İnsanların kavramları var. Kavramlar soyut ve somut olarak gerçekleştiği zaman idea oluyor. Yani gerçek olmayan, göklerde olan bir şey değil Alman ideyası. Zaten eski Yunan'da idea hiçbir zaman ideal isterken insanların düşündüğü bir şey olmaz. İdea bir şeyin görünür hale geldi. Mesela görünür filminden geliyor. Görünürlüğünü ve hatta beş duyuyla sadece görmek de değil. Kendini fark ettirici hale gelmesi, fenomen olması işte bu arada. Dolayısıyla şeyde gölgede o renklerin kendi kendilerine yansıtmayla, bizim gözümüzdeki yansıtmayla gözler bizim çünkü kırmızı diye bir şey yok, bizim gözümüz onu yansıtıyor ya. Bu işte özne nesne arasında gitmenin ortaya bir phenomenon, kendini gösteren bir olay, beklenmedik bir olay veya yenilik olarak, süreç olarak kendini göstermesi önemli. Onun için şeyde Goethe'den de, Goethe'nin de bu Alman idealizmine bir şey. Bu arada Goethe epey torpil yapmıştı Hegel'e. Çünkü dün Hegel'e çağırdılar dediler ama mektuplarında Hegel'e ama şuraya gireyim, buraya gireyim de ona buna çok yazıyor. Kendisi istiyor yani. Mesela ne bileyim Heidegger veya Spinoza oraya buraya çağırdılar, gitmediler. O da ne bileyim Nürnberg gidiyor ama burası çok kötü bir şey ya, ben gelip gelsem oraya ne güzel olur falan diye. Gördüğünüz için Weimar'da şeylik yaptılar. Gerek adam aynı zamanda ona yardım etti şey, üniversite kariyeri yapması. Onu Gölge'ye borçlu, onun için Gölge Enstitüsü olarak yine ona teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir noktaya geliyorum. 90'dan itibaren, çünkü hakikaten sonrası, bazı kişiler Hegel'in yorumlarına gelipler gelipler gibi bahsedildi ya, Axel Honneth Habermas'ın öğrencisidir. İşte küçümseme toplumu, patolojilerin mantığı falan gibi eserlerinde. Hep diyor Alexander Kojève ve onun doğrusundaki Fransız toplumlar Hegel çatışma, savaş falan gibi şeylere çok önem verdiler. Usta köle ilişkileri en önemlidir dediler falan. Aslında öyle değildir onun kastına göre. Hegel'de en önemli şey erkenin, yani kendinin tanıtılması, insanın başkaları tarafından adam yerine konulması. Hegel'e göre insan yapan şey başkalarının onu insan olarak görmesi zaten. Çünkü kendisinin Kevin ismini erkenin diye bir sözü var. Çünkü Türkçe'ye onun için tanıma, tanıtma diye çevirmesine karşı, çünkü tanıma, tanıma değildir diye çevireceğiz bu cümleyi. Türkçe'de çünkü şey, erkenin de tanıma diyoruz ama erkenin böyle sokakta yürürsünüz, birisini görürsünüz, sonradan aa o oydu dersiniz ve bir şeyin kadrini bilerek anlamak tabii ki erkenin. Tanınmış olan, benimsenmiş olan değildir diye de çevirebiliyor Fransızca ve başka bilerek. Yani bu erkenin en önemli şeydir Hegel'de. Ve sonuç olarak insanların beraber yaşamasında birbirlerini tanıma olayı önemlidir. Ve şeyde usta köle ilişkisi mesela başarısızlıkla sonuçlanır Axel Honneth'e göre. Bunu göstermek için Hegel onun üzerinde durur. Çünkü kölenin üzerinde tahkim kurmak ister usta. Ve öbürü de onun usta olarak aldığı zaman otohakime görünüşte görür aslında olumlu bir yönü vardır Hegel'e göre. Çünkü düşünmeyi böylece şey köle öğrenir. Ama sonuç olarak başarısız olurlar birbirlerini tanımada. O yüzden de aşılır o bölüm. Küçücükler, 10 sayfalık bir bölüm niye temel olarak görülüyor der Honneth. Bu aşamada da yani Honneth'e eleştirilirken, çünkü Habermas okumları olduğu için Habermas'a böyle bir ideal bir iletişim şeyi var akılcılık yoluyla. Çatışma örneği yokmuş gibi, yani diyalektik yok diyelim düşüncesinde. Ve mesela Honneth'e karşı gelen Bertrand Bourgeois Hegel'de bu çatışmadan ve savaştan hiçbir zaman vazgeçmez. Çünkü o olmasa o biter o şey adam yerine koyma. Ama uzlaşma tam olarak bitmeyebiliyor tanıdığınız zaman. Uzlaşma için daha başka şeyler gerekiyor der. Hatta yani şey Heinrich Böhm büyük Alman edebiyatçısı nicht versöhnt, uzlaşmayanlar diye Alman olduğu için bir şey tam şey tanımlama yapıp, bunu roman yapmıştım, onun da çok güzel bir gene Mustafa Büyük'le yaptıkları film var. Bu uzlaşma olayı gene çatışmalar yapabiliyor. Yani burada Hegel'in aynı zamanda bir karamsarlığından veya hatta işte Napolyon'u çok seviyordu. Bu hukuk felsefesi ki de 1800'de Napolyon öldüğü yıl diye tanıdı. Ve şeyde Fransız'da Don George Baudet Hegel'i çok ciddi olarak yenilgi atmış birisi olarak dünya. Çağdaş dünya böyledir, böyledir diye uğraşırken
olmadığımızı görüyor gibi bir şekilde yorumluyor. Ya Fransız devriminde özgürlük, kardeşlik, öbürü neymiş? Eşitlik var ya, özgürlük zaten resmi manadan beri geliyordu ve Fransız devriminde özgürlük. Ondan sonra artık eşitlik, 45'lere kadar eşitlik, eşitliği de olmadı. Yani komünizm, süperizm, neyse eşitliği ortaya çıkmış. Sonra da kardeşlik, şu anda bu hakikat sonrası dünyada daha çok kardeşiz hepimiz, yani bütün insanlar global falan deniyor. Ondan da bir şey çıkmıyor. Kardeşler birbirini yiyor çünkü. Ben küçükken Kıbrıs olayları vardı, olur mu böyle olur mu kardeş, olur mu diye dolaşırlardı da Freud'dan beri aslında kardeşlerim duyduğumuz zaten biliyoruz. Böylece bu Fransız devrinin Hegel bu şeylere inanıyor. Yani aynı zamanda fenomenoloji ve hukuk etik olarak özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin olabileceği bir dünya tasavvuru olarak olur. Yani zaten insanlar bir sistem için gerçekleşir. Fransız devrinde onun ilk gerçekleşmesi oluyor. Acaba bu sürdürülebilir mi falan gibi bir konuyla da karşılaşıyoruz. Bir olgunluk geldi. Ve o da işte geleceği de düşünme olarak belki farklılık, gelip geçmişi düşünüyoruz diyor ya. Belki geleceği düşünme olarak Duvar Dansı'na veya Marx'a tekrar çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü Aristoteles ortak direk, orta sınıf iktidarda olduğu zaman politik açıdan iyi bir iktidar olabilir diyordu. Ve etiği de öyle değil mi Aristoteles? Mesela gözmetlik ve korkaklık arasında işte şey var, cesaret. Dolayısıyla iki tane ucun arasında olduğumuz zaman etik olarak doğru bir etik olur. Peki iki de buna benzer bir şey var ama o da işte başkalarınınkini, Kant'ınkini, Fichte'ninkini olamaz gibi görüyor. Ama kendisi olmuş olanı sadece tasvir etme. Ve dolayısıyla aşamalarını gösterme olarak yaptığı zaman acaba bu değerlerle mi yapılıyor, onlarla mı hareket ediliyor diye düşünüyoruz. Çünkü şimdi mesela Nietzsche'ye geçersek, Nietzsche Türkçe'ye Kan Kızıldığı diyeceğimiz zaman, Morgan Rote. Morgan Rote kitabının hatta Zittin dersi bir kaybı var. Yani ahlaklılığın ahlak anlayışı diye çevirebiliriz. Böyle orada Hegel dair herkes diyor ki, Nietzsche diyor ki ne kadar ahlak üzerine yazarlarsa yazsınlar, törelere uyutmamızı istiyorlar. Yani insanlar konuyu gibi almıyor. Her türlü zittin kaybının sonucunda. Hegel'in gibi öyle de bu bir aldatmacıdır. Ahlak başka bir meydan buldum. Şu ahlakın kökenine falan gidecek. Oraya kadar şu anda gitmeyin. Şeye geleceğim. Bunlar üzerine en son kitap Derrida'nın Glad adlı kitabında da Derrida bir yani kitap böyle ikiye bölünmüş istiyor. Bu tarafında son tarafında Hegel'in geliniyor. Burada Jean Genet. Hegel tamamıyla Batı kültüründe ne kadar olumsuzluklar olursa olsun dört ay üstüne düşen ve hep aileyi, devleti falan filan gene de kurtaran bir düşünce diyalektik sahibi olarak. Jean Genet'e en başından beri hiçbir sermayeye sahip olmayan, kapital denilen şeyi sürekli olarak dağıtan ve elde etmeye çalışmayan bir yaşantı ve ahlak diyelim. Ve bu ikisini, bilen çünkü Fransa'da çanlar kim için çalıyor? Birisi ölünce çalınan şeydir. İki daha kim kimin çanını alıp tıkıyor, kim kimi öldürüyor falan gibi böyle götürüyor bütün şey boyunca, kitabı boyunca. Bu da yani tabii ki daha çok Jean-Jean'in tarafını tutuyor diyelim de en azından görünüşte. Ve çok çağdaş dünyada da o en azından görünüşte o durumda var. Dağınıklık, dağıtılmışlık ve bunlardan bir ortaya kendini fenomen haline getirebilecek bir şeyin, etiğin çıkmaması gibi. Bunlar da birazcık ortalık karıştı. Bir tek şey ekleyeyim, etostan bahsederken Latince'yi unutmuşum buraya. Latince'de de mores var, moral kelimesi de ondan geliyor. Nancı'daki bir mos, iki ayrı kelime değil de mos tekil olunca alışkanlık. Çoğul olunca mores, karakter ve gene töreler anlamına geliyor. Ve daha Cicero'dan ikisi birbirine karıştırılmaya başlıyor. Mesela Cicero'nun Republika Cumhuriyeti adlı eserinde Kahraman Karnea'da hatta yaklar onun bir akademisindeki hocayı konuşturur. Toplumsal davranışlarla açıklanamazlar dahi, toplumsal olandan kaynaklanamaz diye bir şeyi savunur Karnea. Tabii ki İlyon, Cicero'nun gören kişi, öbürünü savunur. Burada da Roma, şimdi bunu atmayalım koça çünkü Kant'ın zamanında Kant'ın en çok örnek aldığı Cicero'nun çünkü de oficis olması gerekenler demek.
diye bir şey yazmıştım ve olması gerekenler hukukun temeli veya ahlakın temeli olarak orada görmüştüm. Gerçi hep şerefi örnek olarak alacaktır ama Kant onun yerine erdemi getirecek. Ve bu erdemli bir toplumun şeyi işte eski Yunan'da oldu. Almanya'da da işte eğer yeni milliyetçi olarak konuşacaksak Almanlar ancak becerebilir gibi bir şey Fichte'de de Heidegger'de hatta yani Heidegger'de en azından 2 sene kadar Fichte'de savunma olarak yeni bir dönem başladı Almanya'da diye bir düşünce olarak Türklerde de vardı Türkçülüğün esaslarını okuduysanız Ziya Gökalp'ın Alman düşünürün Nietzsche'nin tahayyül ettiği üstün insanlar bizzat Türklerdi diyor. bu yani şey Almanya'da olduğunu Türkiye'de olmadığı gibi düşünmedim. Evet, şimdi herhalde saatimiz tamam. Daha devam edebiliriz. Sonuçta kadar gider onu toplayıp getirip bir yerde yakabiliyoruz şimdi. Sınavlarımıza teşekkürler. Bazen kolay takip edilemeyen ama çok zengin bir tartışma alanı yarattı. Sorularla açılacaktır diye tahmin ediyorum. Benim sorum hemen madde etik ayrımı sizin konuşmanızın neresinde duruyor şeklinde olacak. Geçten söyleyeyim. Şimdi ikinci konuşmacımız 9 Eylül Üniversitesi'nden tekrar diyorum. Özgür Emrah Gürel. Hatırlatayım. Elinizde belki yoktur broşür. Şiddetin dönüşüm süreçlerinde Ege'nin afet basmasını düşünmek zor ile atılsallık gerektiği paradoks. Buyurun. Merhabalar, çok teşekkürler. Şimdi böyle güzel bir konuşmadan sonra hocamın retoriği de çok iyi. Umuyorum sizleri bunu atmam. 3 teşekkürle başlamak istiyorum. Öncelikle derneğe ve derneğin yöneticilerine başta Sayın Ali Bey, Bilge Hanım, Yusuf Hocam bizi buraya davetiniz, çağırdınız. Çok teşekkürler. Ayrıca danışmanım, bu organizasyonun da danışmanı olan Kule Hocam'a burada huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle aynı zamanda tezimi de yazıyorum. Gerçek bir hermin yöneticisi. Ve diyaloğun önemini bana bir kez daha hatırlattığı için de huzurlarınıza teşekkür etmek isterim. Onunla çalışmak benim için bir onur. Üçüncü bir teşekkür de buraya gelen ve bu çalışmanın bir parçası olan bir kitap hazırlığımız var. Bir Hegel kitabı çalışması. Bu çalışmayı da çok kıymetli arkadaşım, aynı zamanda hocam Kurtul Gülenç ile beraber yapıyoruz. Burada aramızda sevgili Ateş, Güçlü ve Ömer de var. Onlara da katkılarından dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. Benim sorum bugün sizi bir kavram eşliğinde düşündürmek. Bir sorudan hareket ediyorum. Sorunun tezdeki ayağı, tezindeki ayağı Platon. Bugün konuşacağımı düşünüyorum Hegel. Nami Hocam birçok metni açtığı için ilerleme tarifler olacak. Çok kavram detaylarıyla sizi boğmayı düşünmüyorum. Sorumsalı eğer açabilirsek, beraber düşünebilirsek çok iyi. Şimdi sorumsalım şu. İktidar denen bir tartışma var biliyorsunuz. Ve bu tartışmanın Hegel için kanınca paradoksal bir doğası var. İktidara Hegel bakınca ikili bir yapı görüyor. Galata iddiamı ki aynen Platon da bu ikili yapıyı görüyor. Şimdi soru da bu. Bu ikili yapı Hegel'de ve iktidar anlayışı nasıl açıklanıyor, nasıl açımlanıyor? Şimdi bu iktidarın ikili yapısının bir ayağını Yunanların logos dedikleri ve logosun içinden süzdükleri, yani akıl olarak süzdükleri nomos, yasa kavramı oluşturuyor. Bunun tam karşılığı Hegel'de var, recht. Hatta ne diyecek? Rechtsstaat. Yani anayasal devlet. Dün Kule Hocam'ın konuşmasında o anayasal devletin mükemmelleşmesi teması üzerine düşündük. Fakat birçok liberal siyaset felsefecisinden farklı olarak
ve sonrasında başta Marx olmak üzere Marksist düşünceleri, düşünürler ilham kaynağı alacak bir başka tarafı daha var ve iş orada çetrefilleşmeye başlıyor. İktidar sadece bildiğiniz gibi yasa üzerine kurulmuyor. İktidar aynı zamanda zor ve daha da açıkçası benim genel olarak entelektüel düşün dünyada ilgilendiğim bir tema şiddet üzerine kuruluyor. Şimdi bir parantez açalım. Max Weber'i düşünelim bir an için. Ne diyecek Weber? 1918 yılındaki meşhur, 19 yılındaki meşhur konuşmasında siyaset nedir üzerine? Devlet şiddet tekelini elinde tutan organizasyondur. Belli bir coğrafyada. Şimdi Hegel ustalıkla bunu görmektedir ve Almanca, böyle çok size Almanca'yı boğmak istemiyorum, bir dilci değilim. Ama Almanca yetince biliyorum. Gewalt kelimesi iktidar kadar Almanca'da şiddet anlamına da gelir. Ve aynen Yunanca'da bia kelimesinin zor, şiddet anlamına geldiği. Demek ki iktidar, devlet iktidarı, kurucu iktidar kavramına biraz sonra geleceğim. İkili bir yapıya sahip. Her iktidar şiddet üretiyor. Ama aynı zamanda bu şiddet üretimine karşı bu şiddet üretimini sönümlendirecek bir yasa yapmak becerisi de ortaya çıkarmak gayet. Yani akıl sağlığına kastınız mı? Şimdi onun için başlık. Başlık biraz çok fazla havada. Bu akıl sağlığı ve zor arasındaki gerilim aslında Hegel için. Akıl sağlığıyla şiddet arasındaki gerilim. Ben buna iktidarın paradoksal doğası diyorum. Şimdi buna ilgili bir cevabı var. Bu tartışma çağdaş siyaset felsefesi için de önemli bir tartışma. Figürlerle sizi yeniden boğmak istemem ama sonuçta soru şu, bu paradoks böyle bir paradoks halinde mi kalacak? Yoksa bu gerilimi çözmek için bir normatif öneride bulunacak mı? Başta Hegel ve Hegel izleyicileri ikna edilecekler mi çözüm önerileriyle? Genel olarak tartışmayı bir noktaya çekmek istiyorum. Onun için de politika felsefesi üzerine düşünen bir insan olarak etik tartışması, ahlak tartışmasının içinde olmak istedim oturumda. Şimdi iki yardımcı dal çıkaralım buradan. Düşünmenize yardımcı olsun bu gerilim. Şimdi gerilimden birisi, gerilimlerden birisi bize yardımcı olacak. İkili set. Hocamın çok başarılı anlattı, çok iyi bir şekilde anlattı. Moralitat ve zekirkayt arasındaki ayrım. Şimdi Almanca ahlak ve törellik ya da etik yaşam olarak koydukları ikilik. Şimdi bunu aklınıza tutmanızı rica edeceğim. Şimdi Frankfurt Okulu'nun burada adını çok anlatıyorsunuz. Frankfurt Okulu'nun ikinci dönem hala yaşayan en büyük temsilcisi Jürgen Habermas 19 Haziran 2019'da 90. yaş günü dedi Frankfurt'ta. Görkemli bir kutlayıştı ve orada bir konuşma yaptı. Konuşmanın sadece başlığını Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Konuşma yanımda şu an önümde. Çok yakın zamanda Türkçe'ye çevirme gayretinde olacağız. Bir kez daha ahlak ve etik yaşamı birleştirmeye çalışmak. Gördüğünüz gibi düşünür de çok mütevazı. Bir kez daha. Şimdi demek ki bu ahlak ve etik yaşam arasındaki ikili öneri, ikili çözüm çok kıymetli ve ne için kıymetli olacak? Biraz önce bahsettiğim o yasallık ve şiddet arasındaki gerilimi düşünmek üzere. Şimdi bu bir dalsa eğer, ikinci bir ayaksa yine başta Güçlü Hocam da ve aynı zamanda Kurtlu Hocam'ın da bahsettiği başka bir gerilim. Dün çok konuştuk bunu. Hegel'de kritiğin imkanı. Nasıl bir kritik var? Bu metafizik kritik bitti mi? Şimdi burada da ben platonik bir ikili bir izlediğini düşünüyorum Hegel'in. Çünkü biliyorsunuz diyalektik denen bir mevzu var. Şimdi burada diyalektik üzerine saatlerce konuşabilirim ama ben size şunu öneriyorum ve şunun altını çizmek istiyorum ve bunu da aynı ilk Moralitat Zittirkayt ikiliğinde aklınızda tutmanızı istediğim gibi tutmanızı istiyorum. Bu da hermeniyotik eleştiri ve spekülatif eleştiri. Şimdi Hegel'de iki eleştiri aynı anda gidiyor. Bunları biraz açalım. Nedir bunlar? Hermeniyotik eleştiri zaten olanın eleştirisi ve olanın düzeltilmesi üzerine içkin bir tartışma. Yani nasıl Platon'un eleştirileri Atina dünyasında
Hegel'in eleştirileri de Berlin'e bağlı. Fakat Aristoteles'ten farklı olarak manipülatif, yani manipülasyon anlamını söylemiyorum ama Hegel'le lafın arasındaki dikkati çekelim. İçkin kritik yeterli değil. O zaman biz sadece olanın iyileştirilmesi üzerine düşünebiliriz. Bir de ne olması gereken, işte spekülatif metafizik ayak tam da burada açılıyor. Ve bugün eğer metafizik Hegel'in ve Hegel'in filozofların ya da skalarların düşünme gayretinde olduğu bir şeyse, bu spekülatif umut, spekülatif eleştiri, spekülatif açıklık, spekülatif öneri. Aklı şekillerde, tüm kurtulucunun önerdiği şekilde negatif diyalektik olarak da ya da Habermas'ın önerdiği şekilde bir iletişimsellik cumhuriyeti olarak da düşünülür. Ama önemli olan ve dikkatinizi çekmek istediğim şey şu, hermeneutik ve spekülatif arasındaki eleştiri arasındaki ilişki. Demek ki bir paradoks var, iktidarın paradoksu. Bu iktidarın paradoksundaki gerilimi düşünmek adına iki araç, iki tool var elimizde. Bunlardan birisi ahlak ve etik yaşam arasındaki birliktelik. İkincisi de hermeneutik kritik ve spekülatif kritik arasındaki diyalektik birliktelik. Şimdi metne dönelim. Metinlere dönelim. Şimdi Hegel öyle bir filozof ki şu konuyla çok ilgileniyor. İlgilenmesinden kaynaklı olarak da çok başarılı. Şimdi tartışması sadece dil üzerine değil. Tartışmanın gerçekten cezbedici noktası kurucu iktidarın anlamına geldi. Yani Hegel'in ilgilendiği momentlere bakın, 1789. Böyle momentler var tarihler. 1917, 1923, 1951. Tarihler sanırım şeyler çalıştırıyor olması lazım. Ama bunlar devrimci momentler, büyük kuruluş momentleri. Şimdi bu büyük kuruluş momentlerinde doğal olarak, kaçınılmaz olarak Marksist siyaset felsefesinin ustalıkla gördüğü bir konu var ama onu Hegel ve Platon da görüyor. Bir şiddet açığa çıkıyor. Şimdi şiddetin açığa çıkması bir kere bir sorun. Ve Hegel de bunu dile getirecek. Biraz sonra metinde de o bölüme bakacağız. Peki tartışma ne? Bu şiddeti nasıl sönümlendireceğiz ya da bu şiddeti sönümlendirebilir miyiz ve bu şiddeti nasıl problematize edeceğiz? Yani kurucu şiddet bir tür koruyucu şiddete dönüşürken biz nasıl yasal mekanizmalarla, nasıl bir anayasallıkla, nasıl bir akılsallıkla bu şiddeti azaltacağız? Şimdi neden azaltmaya ihtiyaç duyuyoruz? Çok bariz. Çünkü eğer azaltmazsak elimizde sadece Hegel'in çok ciddiye aldığı Hobbes'un Leviathan'ı kalacak. Şimdi dikkat ederseniz Leviathan'daki sözleşme çok az ikna ve gayet ve gayet kılıcın sözü üzerine kurulu ve Hegel Hobbes'u çok ciddiye alır. Onun için bu şiddet mekanizmalarının dönüştürülmesi ve sönümlendirilmesi problemi oldu. Şimdi metine dönelim ve neden şiddetin ki burada yine Nami Hocam'ın bence uyarısı Fransızlar açısından çok doğru. Kojel'in Hegel ve yaptığı birçok belki dokunuş var ama bu şiddetin sonlandırılamayacağı konusundaki tartışması kıymetli, neden kıymetli olduğunu da şöyle izleyelim. Şimdi fenomenolojide iki yeri hatırlamanızı istiyorum. İkisi de etik yaşam içerisinden. Birincisi çok yaklaşık 10-15 yıldır hem Avrupa'da ve Amerika'da hem de Türkiye'de ciddi olarak okunan bir bölüm. Üstüne yazı yazılan da bir bölüm. Üniversitelerinde toplum ve bilimde 2 yıl önce bir yazım var. O da Antigone. Şimdi Hegel'in biliyorsunuz bir Antigone okuması var. Ve burada yazının, yani makaleyi yazma sırasında Kubilay Hocam metni okuduktan sonra bana şöyle demişti. Yani özgür, tabii ki bu iyi fakat hani Kriyon'u biraz fazla mantıksızlık yapıyorsun. Yani Hegel'de bildiğin için. Çünkü benim üst başlığım Kriyon bir tirandır. Şimdi tabii ki makaleyi bastım fakat şöyle bir problem var. Hegel metnini ben okumaya devam ettikçe şunu gördüm. Hegel orada iki haklı görür. Antigone'nin itirazını haklı görür. Kardeşinin görülmemesi itirazını ve bir vicdan meselesi olarak anlar. Fakat daha önemli bir şey var. Kriyon'u da haksız görmez. Kriyon'u tamamen haksız görmez. Çünkü Kriyon'un da aristokrasiye dayanmayacak bir demokratik rejimin Atina'da yurttaşlık üzerine kurulması üzerine sözcükleri vardır, cümleleri vardır. Onun için de der ki, bu iki grup, iki hatalı
ve aynı zamanda iki doğru gruptur. Şimdi dikkat ederseniz Atina demokrasisinin kurulması ve kuruluşu sırasında ortaya çıkan şiddet de Atinalılar açısından Aristoteles bunun teknik çalışmasını çok daha iyi yapmıştır. Farklı anayasallıkları sürekli yazarak ve geliştirerek azaltılmaya çalışılır. Yoksa kuruluş momenti Atina içinde bir tirana ve bütün tiran ailesinin ortadan kaldırılması ile ilgili. Gördüğünüz gibi kurulum anları böyle bir şiddet potansiyelini tamamen açığa çıkarıyor ve biz o şiddetle devam etmemeliyiz. Eğer normatif bir öneride kalacaksak. Şimdi Kriyon'un bu Kriyon-Antigone ikiliğinin okumasına bir de fenomenolojinin sonuna doğru bakalım. Biliyorsunuz Hegel için tartışma yok. Fransız devrimi çok büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Devrim. Fakat çok net bir gözlem var ve daha sonra Marksist teorisyenlerin göremeyeceği ve biraz küçümseyeceği bir yerden, hatta bunu Gülgünar Ormaz 1963 yılındaki makalesinde Marksistler yasallığı hep alaya aldı diyecek. Yasallık hep alaya aldı. Çünkü ne de olsa yasallık hep bir üst kapatma, bir ideolojik kapanım. Peki nedir sorun? Fransız devrimi çok güzel ama terör durdurulamıyor. Ve devrim çocuklarını da yemeye başladı. Terör. Ve ortaya gerçekten devrimin kapatılamayan bir terör problemiyle karşı karşıyayız. Devrim oldu. Fakat devrimin nasıl ateşinin sönümlendirileceği büyük bir tartışma konusu ve görüldüğü gibi Nermi Hocam benden çok daha hakim. Ateş 19. yüzyılda da aynen devam etti ve 20. yüzyılın sonuna doğru yazan büyük filozoflardan en azından ikisi Jacques Derrida ve Jürgen Habermas aynı gözlemde bulunacaklar. 20. yüzyıl devrimleri de hiç ateş söndüremedi. 20. yüzyıl devrimleri de hiç ateş söndüremedi. Yani bu 23 devrim üzerine de düşünülebilir bu ateş söndürmek ve yasallık tartışması. Önce parantezi kapatıyorum. Fenomenoloji bitti. Yani fenomenoloji burada bir çözüm olmadı. Hocamın dediği gibi ondan sonra din ve mutlak tartışmasına geçtik. Ama yine geri bir çözümü var. Eğer 1807 yılındaki o tartışmaya 1821 yılında hukuk felsefesinde anayasal devlet fikriyle cevap verecek. Demek ki devrimin ateşinin sönümlendirilmesi ve size en başta dile getirdiğim şiddetle akılsallık arasında, şiddetle yasa arasındaki gerilim bir anayasal devlette, bir Rechtsstaat'ta aşılır. Yani devrimin bir anayasaya ihtiyacı olduğu fikri. Şimdi ben burada bir başka parantez daha açmak istiyorum. Biraz rejim kelimesi unutulmuştum. Hatırlarsınız, Platon'un kitabının başlığı da Politeia. Politeia, Romalıların ve özellikle Cicero'nun büyük isteğiyle Republic, yani Cumhuriyet olarak çevirdi. Şimdi Cumhuriyet dediği bir kelime Yunanca'da yok. Zaten Politeia'nın da çevirisi rejim ya da anayasa demek. Kuruluş tartışmasından kaynaklı. Peki rejim niye önemli? Rejim şu açıdan önemli. Hegel şunun çok farkında. Bakın Foucault bunu ustalıkla görüyor fakat ters tarafından görüyor. Her rejim kurucudur. Ruhu kurar, bildung yerleştirir, eğitimi önceler ve bir insan modeli yaratır. Yani onun için çağdaş kantçıların bütün iyi yaşamların üstünde iyi sorusunu aşarak adalet tartışması yapması hem Foucault gibi düşünürlerin hem Marksist geleneğinden gelen Habermas gibi düşünürler için biraz hatta Taylor gibi daha komünitergen düşünürler için biraz tuhaftır. Çünkü hiçbir rejim iyi sorusundan bağımsız değildir. İyi sorusundan bağımsız olmayan bir rejim bir insan modeli üzerine düşünür. Aynen Fransız devriminin bir insan modeli üzerine, Rus devriminin bir insan modeli üzerine, Kemalist devriminin bir insan modeli üzerine düşünmesi gibi. Yani rejim modeller demek istiyorum. Kurar ve bu kurucu iş hem devlet iktidarı üzerinden şiddet üzerinden yürür hem de bu şiddeti sönümlendirerek yasallık üzerinden yürür. Şimdi hukuk felsefesine geri dönelim. Dikkat ederseniz çok enteresan bir durum var. Etik yaşamın üç kurumsal yapısı, aile, sivil toplum ve devlete geçmeden önce biz çok uzun bir ikili bölüm tartışıyoruz. Bunlardan birincisi soyut haklar, diğer ise ahlak. Şimdi bu soyut haklar ve ahlak
bir takım yetersizliklerine rağmen aynı zamanda bir takım güvencelerde almak kolay toplumuş. Nedir mesela? Mülkiyet hakkı denen bir hak var. Demek ki yani mülkiyet hakkı önemli bir hak. Görüşünü ve dini görüşünü ve siyasi görüşünü özgürce kaleme almak gibi bir hak vardır. Şimdi demek ki rejim sorununun unutulmuş olması, bugün siyaset tartışmaları açısından da önemli. Politika ve etik arasındaki ilişkiyi anlamamızı da biraz zorlandırıyor. Bunu bir parantez olarak unutmayalım. Demek ki eğer hukuk felsefesine geri dönersek, orada fenomenolojinin sonunda kalan şiddet sorusuna bir anayasal demokratik cevap var. Fakat tartışma yazık ki orada da bitmiyor. Hatta hukuk felsefesinin sonunda da bitmiyor. İki konu var burada size dikkatinizi çekmesi. Birincisi 290 ve 293. paragraflarda Dilden Ege şöyle diyecek. Ben ulus devlet modeli üzerine konuşuyorum. Sakın yani bunu kafanızdan çıkarmayın. İki, ulus devletler birbiriyle savaşır. Yani savaş var ulus devletler arasında. Bunu da kendi o güzel ifadesiyle açıklar. Çünkü tikenlikler arasında herkes kendi öz haklarını savunmakla yükümlüdür. Şimdi bir anda elimizde bir savaş, yani şiddet tam anayasal devlet içerisinde sönümlendirilirken ve biz sanki bu paradoksu aşmış gibi gözükürken devlet çalışmasının, felsefesinin sonunda bir yeniden savaş sorunuyla tartışmayı bitirir. Evet, şimdi peki bu burada da mı kalacak? Hayır, bir de hemen buna eşlik edecek olan bir üçüncü metin var. Bu üçüncü metinde tarih felsefesinin girişi. Şimdi tarih felsefesinin girişte hem anayasal haklar, hem özgürlük tartışması, hem de devlet tartışması çok önemsenir. Ve bu derslerin edisyonlarından birinin alt başlığı Freedom, the Individual and the State. Özgürlük, birey ve devlettir. Özgürlük, birey ve devlet. Ve burada da neden kurucu şiddetin aşılması adına, kurucu şiddetin aşılması adına bir anayasal demokrasinin her zaman kişi hak ve özgürlüklerine önem vermesi gerektiğini altı çizilir. Fakat orada durulamaz. Durulamaz, Binali Hocam'ın iki büyük devlet adamının da andığı yere gelir. Hegel bu derslerinde ve başka derslerde iki politikosu devlet adamının altını çizer. Bunlardan birincisi İskender, diğeri de Napolyon. Ve her iki devlet adamının da tarih içerisinde nasıl yürüdüğünü anlatır. Napolyon'a hayranlık besleyip beslemediği, ne ölçüde beslediği, onun atını nerede karşıladığı gibi tartışmaları ben araya bırakıyorum. Fakat şu bir gerçek, tarih aklının açılmasında iki bu devlet adamının oldukça etkisi vardır ve Kojak bundan çok etkilenerek Stalin'e de bu görevi vermiştir 20. yüzyılda ve Leo Strauss dahil olmak üzere birçoğunu eleştirisine de maruz kalmıştır. Yalnız Kojak'ın yanlış görmediği bir nokta var. Evet doğru, tarih içinde akıl zorla açılırken bunu taşıyan bir takım imparatorluklar şiddeti sönümlendirmek yerine yeniden çoğaltılır. Yani takdir edersiniz ki ne Alexander İskender ne de Napolyon ki Hegel ve Hegel'in dostları çok mutlu Napolyon'un Almanya'daki değişime katkıda bulunduğunu görmek açısından. Fakat bunlar kanlı değişimlerdir. Aynı terörde, fenomenolojide Fransız devriminin yol açtığı terörü dile getirmesi açısından olduğu gibi. Peki neredeyiz? Bu üç kitabı baktığınız zaman. Buradan izninizle dört sonuç çıkarmak istiyorum. Paradoks bu. Sonuçlardan birincisi şu. 20. yüzyıl siyaset felsefesinin bir kısmı bu paradoksun kesinlikle aşılamayacağını, hatta aşılmaması gerektiğini ve hatta şiddetin her defasında anayasallık özelinden sönümlendirilmesinin Nami Hocam çok iyi dile getirdi. Bu bir tutum, bir tavır. Tarihi durdurduğunu ve nötrleştirdiğini ve politikayı imkansızlaştırdığını söyleyecek. Bunun hem Almanya'da hem Fransa'da ciddi yorumcuları var. İsimlerle boğmayalım size ama benim ilgilendiğim iki önemli isim var. Ve entelektüel hayatının devamında da bu iki ismin Türkiye'de neden bu kadar meşhur olduğunu anlayamadığını söylemekle geçirmeyi düşünüyorum. Bunlardan birimiz Karl Schmitt.
İkimizde bir Schmitt hayranlığı var. Ve Schmitt tam da bunu dile getirir. Schmitt bu arada çok ciddi bir anayasal devlet metni yazmıştır. Fakat o metnin besleyici temalarını politika üzerine yazdığı ve siyasal ilahiyat üzerine yazdığı metinler diyor. Ve orada şunu der, liberalizasyon dediğimiz şey, liberalizm dediğimiz şey bir nötrleştirmedir. Şiddeti kapatmaya çalışır. Ve bundan medet umar. Ve bu yanlıştır. Ve bu düşünce zamanın ünlü Frankfurt okulu teorisyenlerinin başta Walter Benjamin olmak üzere çok etkilemiştir. Yani o zaman yapılması gereken nedir? Yasallığı mümkün olduğunca deşifre etmek ve yeni kurucu şiddetler aramak. Tabi buradaki gerekçenin altını çizelim. Schmitt ve Schmitt'i takip edenler için ve Marksist kanun içinde de devlet zaten sürekli olarak şiddet üreten bir aygıt. Başka bir şey değil. Yasallık da bu şiddeti sönümlendiren değil, kapatan, ideolojik olarak gören bir yapı. Şimdi tabi bu Hegel'in çok ikna olduğu bir yanıt değil. Yani birçok açıdan değil, bir kere yasallık, akıl ve özgürlük arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için değil, böyle görmüyor. İkincisi de şiddetten normatif, biraz ironik bir durum. Şiddetten normatif bir beklentisi yok. Sürekli şiddetin açığa çıkarıldığı bir toplumun neler yaratabileceğinin küçük bir örneğini Fransız devrimiyle görmüş durumda. Biz aynı örnekleri 20. yüzyılda büyük Rus ve Çin devrimlerinde gördük. Marksizm bunun eleştirisini vermiş durumda siyaset felsefesi içinde. Vermiş durumda değil. Verenler liberal siyaset felsefecilerdi. Bunlardan biri de size konuşmamda da bahsettiğim ve büyük ilham kaynağı olarak gördüğüm Jürgen Habermas. Ki ironik bir şekilde kendisini tarihin son Marksisti olarak gördük. Şimdi bir kanal bu. İkincisi ise daha neoliberal ya da liberal dediğimiz bakış açısı, yani Schmittçilerin karşısında durabileceğimiz. Burada ise dün bahsedildi, Kurtul Hocam çok iyi yerden açtı. Rawls ve takipçileri. Neden? Onlar için ise şiddet hiç problem değil, şiddet görünür değil, şiddet bitmiş bir şey. Onun için çizdikleri kamusallık, çizdikleri devlet, çizdikleri anayasallık, şiddetin olmadığı bir ideal toplum düşüncesini ele alıyor. Richard Rorty bunlara çok iyi bir örnek. John Rawls bunlara çok iyi bir örnek. İngiltere'de Asian Berlin bunlara çok iyi bir örnek. Şimdi gördüğünüz gibi o zaman elimizde bu paradoksun sanki iki tarafını iki grup sahiplenmiş gibi. Bir tarafta Walter Benjamin ya da Carl Schmitt'i takip eden ve şiddetin dönüştürülmesi üzerine konuşan ve şiddetin normatifliği üzerine konuşan bir grup. Yasa fikri neredeyse küçümseniyor. İkinci tarafta ise sadece yasallık üzerinden hareket eden ve şiddetin eleştirisini hiçbir şekilde görmeyen Foucault ve rejim ilişkisini bu anlamda gösterdi. Foucault bu konuda bir bence deha, mesela o hapishanelerin nasıl şiddet mekanizmalara dönüştüğünü de çok iyi gösterici. Hastanelerin, cezaevlerinin ve toplumun böylece o şiddet difüzyonunu nasıl içine çektiğini çok iyi gösterecek. Ama görüyoruz ki Kant'ı takip eden yeni liberal siyaset felsefecileri toplumun hiçbir noktasında şiddet temasını dillendirerek yazmıyorlar. O zaman Hegel'in üç önerisiyle ve bunların üçünü de etik politik öneriler olarak görüyorum. Sizlere yeterek tartışmayı bitirmeye çalışayım. Bunlardan birincisi şu. Bir toplumsallığın inşası problemi Hegel'in gündeminde. Ve bugünden ancak ve ancak ikilikleri ve bütünlükleri bir arada tutarak yapılabilir. Bu toplumsallık inşası ne yasayı küçümsemelidir, ne de devletin ürettiği şiddetin kendi başına sönümleneceğini hayal etmelidir. Böyle bir kurgu yok. Onun için Habermas 63 tarihli daha felsefe kariyerinin geri başlarken teori ve pratik kitabı içerisinde yazdığı birçok Hegel makalesinden bir tanesinde doğal hukuk ve devrim başlığını atar. Şimdi çok önemli doğal hukuk ve devrim. Çünkü Habermas şöyle diyecek. Hegel'den sonra bir kırılma oldu. Hatta izin verirseniz tek bir alıntıyı okumak isterim ondan. Çünkü iki büyük düşünür aynı anda. Burjuva anayasa devletine uyguladığı ideoloji eleştirisiyle Marx hem yasallık fikrinin kendisini,
hem de doğal hukukun amacını Marksizm açısından kalıcı olarak kötülemekle Hegel'in çok ötesine geçmiştir. Ve bu sebeple o günden bu yana doğal hukuk ile devrim arasındaki ilişki sona ermiştir. Uluslararası bir iç savaşın taraftarı bu miras kendi aralarında can alıcı bir keskinlikle bölüşmüşlerdir. Bir taraf devrimin mirasını alırken, diğer taraf ise doğal hukuk ideolojisini almıştır. Habermas bunu 1963 yılında yazıyor, küçük bir haber. Frankfurt okulunun unutulan bir siması, tanım Bora çevirileriyle yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Ernst Bloch'un Natural Law and Human Dignity kitabında, yani doğal hukuk ve insanlık onuru kitabı, 1961 yılında Tanrı Bloch'un yıllarca Doğu Almanya'daki yaşadığı sendromdan hemen sonra Batı Almanya'ya geçip şu sözü söylemesiyle kitabı da galiba almıştı, başlar. Bu böyle olmayacak. Devrim bir şeyi başaramadı. Devrim, doğal harp geleneğini pozitif hukuk olarak bile tamamen yıktı. Devrim bize haklar ve özgürlükler konusunda hiçbir şey bırakmadı. Şimdi Habermas 2 yıl sonra yazıyor 63'te bu makaleyi. Ve bu niçin Hegel için önemli? Gördüğünüz gibi Hegel bir referans kaynağı. Şu, ben zorluğun şurada olduğunu görüyorum 21. yüzyılda. Ve bugün Hegel'in hakikat sonrasında yeniden düşünecek zorluğu şu. Devrimin haklar pahasına, hakların da devrim pahasına ilerlememesi gerekiyor. Bunu neden iletiyorum? Biraz önce size söylediğim o ikili ayrımdan. Şimdi lütfen o ikili ayrımı hatırlayalım. Moralitat ve zittlikayet ayrımında Habermas 90. yaş gününde Hegel'i anarak bahsediyorsa bunun bir sebebi var. Çünkü düşünüre göre, Jürgen Habermas'a göre Hegel'in mükemmelliği Kant'la Marx arasında duruyor olması. Kant'ın ahlak anlayışı toplumsallık olarak, yani moralitat anlayışı zittlikayet olarak çok zayıf. Kant bir hukuk felsefesi yazdı ve sadece mülkiyet ilişkileri üzerindeydi. Marx'ın ise birçok açıdan belki de zittlikayet kavramı, yani toplumsallık kavramı ve toplumsallığın sosyolojisi Hegel'den daha kuvvetli kabul edilebilir. Edilebilir ama Marx'ın doğal hak ve haklar konusundaki yorumu çok kapalı ve kapalı olmasının sonuçlarının 20. yüzyılda nerede durduğunu görüyoruz. Onun için sadece Habermas değil, benim bildiğim de düşünüyorum ama size de dair olmak üzere birçok filozof Kant'la Marx arasında tekrar Hegel'i hatırlamalıyız çağrısı bugün için önemli. Ben bir Hegel uzmanı değilim. Onun için bu konularda haddimi aşmak istemem ama sorularla bugünü anlamak derdinde biri olarak Hegel'in kıymetinin bugün yeniden ortaya çıktığı gözüküyor. Özetlemek gerekirse hakların devrim, devrimin haklar pahasına olmadığı bir cumhuriyet anlayışıdır. Ve ben liberallikle Marksizm arasında sıkıştırılmış Hegel'in cumhuriyetçilik okumalarıyla tam da bu paradigmadan yeniden yorumlanabileceği düşüncesindeyim. Bu sadece moralitat ve zittlikayet ayrımıyla değil, biraz önce bahsettiğim diğer ayaklarla ilgili. Nedir o? İçkin eleştiri ve aşkın eleştiri. Hermeneutik eleştiri ve spekülatif eleştiri. Yani her cumhuriyet, cumhuriyeti geliştirmek adına yaptığı işleri bir taraftan onaylamalı. Yani 1789 devrimini yaşayan ve üstünde 5 tane cumhuriyet kuran Fransa 1789'u kutlamakta gocunmuyorlarsa 1923'ü yapanların da 96. yılında 23'ü kutlamamaları için bir sebep yok. 23'ün paradigmatik bir yanlış olduğunu ya da 89'un yanlış olduğunu, 1789'un yanlış olduğunu düşünmemekle Hegel. İkincisi de benim 23'ünden. Fakat bu demek değil ki, şimdi aşkın eleştiriye geçelim. Açılan yeni normatif imkan, şiddetten bağımsızdı. 23'ün ve 1799'un açtığı kurucu iktidarın şiddetini takdir edersiniz ki Avrupalılar da bugün hala yaşıyorlar. Biz de 2019 yılında o şiddetin ortaya çıkardığı sorunları anayasal mükemmelleştirmeyle ilerletemediğimiz için yaşamaya devam. Sanırım Türkiye'de şu an yaşanan sorunları alt alta aşmama hiç gerek yok. Benim anlatmaya çalıştığım iki başlı, yani hermeneutik eleştirinin ve spekülatif eleştirinin birlikteliği. Bu, cumhuriyeti küçümsemeyen, cumhuriyetin yurttaşlık bilincini küçümsemeyen, fakat cumhuriyetin
daha devrimci potansiyellerini aşmak için, evet Marksist ama Cumhuriyetçi, daha ileriye doğru bakan bir spekülatif eleştiriyi gerektirmekte ve Hegel'in de imkanı burada yatmakta. Hegel paradigmayı çözemiyor fakat bir normatif bakış açısı sunmakta. Son bir bölüm. Tam da bu bakış açısından baktıktan sonra kapıda bekleyen bir tehlikenin altını çizmekte fayda var. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir durum değil. Bugün dünya ile ilgili bir durum. Yeniden popülist hareketler gündemde ve bu popülist hareketlerin ortaya çıkardığı bir sonucu olan tek adamcılık ortada. İsimleri saymam gerekiyor. İsimler birden fazla. Şimdi bu tür bir tehlike, kapıda tehlike ancak ve ancak yeniden ve yeniden normatif bir yasallık üzerine, evrensellik bir yasallık üzerine ve evrensel bir cumhuriyet fikri üzerine düşünülerek aşılabilir. İmkanların hepsinde yerli olduğunu düşünüyorum. Ve bundan dolayı da özellikle Alman siyaset felsefesinin üçüncü kuşağı olan Jürgen Habermas'ın öğrencileri, Axel Honneth ve Rainer Forst'u ciddiye alınmasını, Türkiye'de daha çok okunmasını gerekli görüyorum. Bu gerekliliğin sebebi de konuşmamın bir noktasında söylediğim gibi bir etik dert. Etik dert şu, Türkiye'de iki filozof, iki kıymetli bir hukuk filozofu, biri 20. yüzyıldaki en önemli isimlerden biri. Türkiye'deki dertlerimize ve batı aklının dertleri çözüm olarak bulmakta. İki anti-Hegelci düşünür, çok net. İkisi de anti-Hegelci olduğunu açık açık ifade ediyorlar. Birincisi Carl Schmitt, ikincisi dediğiniz gibi Martin Heidegger. Her iki düşünürün de, bahsedilen 1789'da ortaya çıkan ve Hegel'in sonuna kadar olunmadığı aydınlanma aklıyla ilgili temelden ayrışmaları var. Ve bu ayrışmalar yokmuşçasına bugün Türkiye'de varlık ve zamanı ya da siyaset teolojisini Türkiye'deki normatif problemlere bir çözülmüş gibi sunmanın ben epistemolojik değil, tamamen ahlaki ve politik bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Şimdi iki örnek vererek kapatacağım. Bunlardan birincisi, niye bu iki örnek? İki örnek, iki etik duruş. Fakat buradaki etik tırnak içerisinde. Birincisi Carl Schmitt'in siyasal üzerine yazdığı kitap, Türkiye'de çevirebiliyoruz. Ece Göztepe tarafından yanlış hatırlamıyorsam. Kitap Avrupa'da son 50 yılda gerçekten büyük bir sükse yaptı. Kitabı eğer gerçek anlamda ikna olduğu iki eleştiriyi okumak isterseniz Jürgen Habermas'ın çeşitli makalelerini ve Jacques Derrida'nın The Politics of French, Arkadaşlığın Politikası iki bölümüne bakabilirsiniz. Şimdi siyaseti anlama ve şiddetin normatif potansiyelini açma kavramsallaştırması, ben sadece iki kavramı söyleyip bırakacağım, dost düşman ilişkisidir. Türkiye'de ve şu an Avrupa'da ihtiyaç duyulan bu liberal belki de neoliberal dalgayı aşmak adına şimdiçi perspektiften önerilen test dost düşman ayrımı. Ve hiçbir şekilde ikna olmadığını ve sorunları olduğunu ve küçümseyen iletişimsel eylem kuramıyla kesinlikle entelektüel olarak başa çıkamayacağını altını çizmek isterim. Soru bölümleriyle açık. Bu arada şimdi temel derdi romantisizm kitabıyla 1919'dan itibaren başlar. Liberal burjuva akılsallığı ve onu biri yedir. Hiç girmez. Kendini kapatan ezoterik bir yazardı. İkincisi, Heidegger, Martin Heidegger. Martin Heidegger'in iki kitabını sadece hatırlamanızı rica ediyorum. Biri Varlık ve Zaman, ikincisi de Metafiziğe Giriş. Birincisi 1927, ikincisi de 1935. Heidegger Varlık ve Zaman'ın ikinci bölümünün, beşinci bölümünde bütün tartışmasını yaptıktan sonra bir lider arayışı içindeyiz. Lideri bekliyor ülkemizde bitirir. Bunu daha 27 yılında tekst çok açık. 1935 yılında yazdığı ve 53'te düzeltmediği ve Jürgen Habermas'ın kariyerine başladı. Bu kitabın yeniden edisyonunda o cümleyi hala orada nasıl tutabiliyorsunla ilgili yorumuyla akademik kariyere başladı 1935'li kitapta ise Nazi kampların modern dünyanın bir teknolojik sonucu olduğunu söyler ve bu cümleyi paranteze aldığı bu cümleyi 53 baskısına kaldırmaz.
Gülen Harunmaz, sen 53 yılında o baskıydaki o cümleyi hala nasıl kaldıramıyorsun diyerek Martin Heidegger'e seslenir ve çok erken bir dönemde Almanya'da dikkat çeker. Schmidt'in ve Heidegger'in ahlaki tutumu ister Hegel, ister Hegel Marksist, ister Kant Hegel çizgisiyle uyuşabildiği hiçbir noktanın ahlaki olarak, politik olarak demiyorum zaten, ahlaki olarak rasyonalizm, akılsallık, özgürlük ve haklar konusunda bağdaştırabileceğini düşünmüyorum. O anlamda da Cumhuriyet eleştirilerinin bir başlangıç noktası olarak şimdi Heidegger çizgisinin Türkiye'deki verimsizliğinin altını çizmek istiyorum. Bunun yerine paradigmanın tam da Hegel'in bahsettiği gibi şiddet ve akılsallık arasındaki gerilimi içkin ve aşkın eleştirinin beraber tutulduğu bir yeni arayışta görülmesi gerektiğini altını çizerek bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Özgür Evren Gürel'e çok teşekkürler. Oldukça sakin konuşmasının ardında İbali Kılıç Aslan'ın provokatif bir konuşma, sevgili bir konuşma sergiledi. Tartışmalara vesile olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi geç başladık. Çeyrek kalaya doğru gidiyor saat. Bu organizasyonun düzenleyenlere sormak istiyorum. İsterseniz onlara para vermeden doğrudan soru cevabı verirsek iyi olur. Bu da genel olarak dinleyiciler katılımcıdan içeri aldığı için soru kalma gibi değerli sorunlar var. Olumsuzlayan var mı bu güneyi? Fark devam et. Bence devam et. Buyurun. Efendim, getirebilirsiniz. Ekran düştüm çok dakikaya dönüm sevdiğiniz için şey üzerine dağıtmamışlar. Sorudan sonra olurum hocam. Çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli bir oturumdu. Ben Anwar Cem'e bir terminolojik bir şey sormak istiyorum. Ne düşündüm? Bir de her iki hocamdan da aslında dün öğleden sonra topluma katılmıştım. Sabah günü gelemedim. Yani açıkçası ben bu oturumdan bir felsefe meraklısıyım. Felsefeci değilim, onu da söyleyeyim. Bu hakikat sonrası kavramıyla ilişkilendirme konusunda epeyce beklentim var. Fakat konuşmalarda hani ben anlamamış olabilirim tabii ama bu hakikat sonrasıyla kendi işlediğiniz konuyu ilişkilendirmede birkaç cümle eder misiniz? Belki hocam da belki. Hocam şimdi bu hakikat sonrası kavramı birçok alanda bugün kullanılıyor. İşte bilimde de var biliyorsunuz. Bu post-truth'un çevirisi olarak Türkçe'de gerçek ötesi, gerçek sonrası, doğru ötesi, doğru sonrası diye çevriliyor. Hani bu tüm bu kullanımları görüyoruz. Bir de araya tire de konabiliyor. Yani gerçek ötesi arasına tire de konuyor. Sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir? Yani Türkçe'de bunun hakikat sonrası, hani felsefeciler sanırım hakikati gerçeklerine daha çok tercih ediyorlar ama sizin yaklaşımınız nedir? Bir de bu gerçek ötesi ya da hakikat sonrasıyla Hegel'i nasıl ilişkilendiririz böyle birkaç cümle. Tabii çok geniş bir konu olduğunu farkındayım ama çok teşekkür ederim. Ben cevap vereyim, yani ben hakikat vermiş taraftarıyım. Çünkü yani eski Yunan'dan beri Batı dillerinde gerçek ve hakikat arasında bir ayrım vardır. Gerçek, hani realite kelimesi var, realite resten gibi şey, yani gerçekteki şeyler, herhangi bir düşünce olmadan var olmalı. Bu gerçek. Ama Türkçe de değil, Türkçe de gerçek deyince başka şeyleri de kastediyoruz. Ama biraz da felsefede devam etmiştir o ilk ayrım. Gerçek, hakikat bir şeyin iç yüzüdür. Yani bir örnek vereyim, Emile Zola'nın Hakikat diye bir romanı vardır. Şimdi gerçek diye çevirdi bu arada. Reşat Kuru Yüntekin'in Hakikat diye çevirdi. O da bir okulda bir şey, yani kötülük olur, cinayet işledi falan. En sonunda onu okulun içindeki bir papazın yaptığı ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu hakikat odur ama Türkçe'de biz gerçek diyebiliriz ama şeyde Batı dillerinde o gerçek orada olayın olması, iç yüzü, aslı anlamında. Şu anda post hakikat denilen dönemde bir şeylerin iç yüzüne aslına önem verilmiyor anlamında post hakikat deniyor. Bu arada yani ben başında alıntı yaptım hatta Rakan'a, bence yani felsefeciler vazgeçmedi, dünya vazgeçti gibi bir şeyden yani. Söz edebiliriz. İçinde bulunduğumuz dünyada öyle bir durum var ama felsefe en de sonucunda öyle bir şekilde bitti. Hakikatten vazgeçme ne veriyiz bir şey olarak, ideal olarak diyelim. Yani bu benim verdiğim çok bilmiyorum tabii.
Tabii çok iyi anlıyorum sorunuzu. Ben açıkçası tabii biraz üstü kapalı oldu belki. Onun için teşekkür ederim. İki konu var. Bunlardan birincisi, rejim üzerine konuşmaktaki ısrar. Şimdi siyaset felsefesinin ve 20. yüzyıl felsefesinin ikinci bölümünde bu anlaşılır sebeplerle bunu sizde de görmeyeyim. Vazgeçildi. Ve çünkü bütünlükle ilgili İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı tartışma o kadar yıkıcı oldu ki yapılan her rejim tartışmasının yeni bir totalite problemi, yeni bir otoriterlik problemi, benim konuşmam açısından bir paket şiddet problemi olduğunu düşünüyorum. Şimdi aynı zamanda şöyle bir durum ortada. Ne Sovyet devrimi ne Çin devrimi arzulanabilir noktalarda bitmedi. Sovyet devriminin nerede bittiği görüldü. Çin devrimi devam ediyor ama şu an kapitalizm konusunda Batılılardan daha başarılılar. Şiddeti açığa çıkarmak açısından. Burada belki küçük bir farklılaşma yaşayabilirim ben hocamla. Özellikle Fransız felsefesinin kuşkulu halleri, reddediyor halleri değil, kuşkulu halleri. Ki burada iki düşünür özellikle çok güçlü olduk Amerika Birleşik Devletleri'nde ki bu hakikat sonrası tartışmaların biraz geri doğrusu. Michel Foucault ve Jacques Derrida bu bir ilham kaynağı oldular. Yani rejimi başka açıdan yani dekonstrüktif açıdan parçalayarak konuşma tartışması bir anda bize Lyotard gibi düşünürlerde de olmak üzere bir hakikatler çokluğu tartışması getirdi. Bu bir. İkincisi, Isaiah Berlin'i izleyen ve Amerika'da Richard Rorty ile dahil olmak üzere bu ekolu takip edenler için de savaş sonrasında bir liberal okuma gerçekleştirildi. Tek bir hakikat değil, çoklu hakikat vardır. Fakat çoklu hakikatin nasıl bir normatif hiyerarşide değerlendireceği ile ilgili liberaller çok sessiz kalmayı ve anayasal devletin o sorunu çözebileceğini umdular. Beklenildiği gibi olmadığını görüyoruz bu gözlerinde. Yani Berlin Rolls-Royce çizgisinin de. Üçüncü bir durumda benim kendi konuşmamda anlatmaya çalıştığım iki düşünür. Carl Schmitt ve Martin Heidegger gibi düşünürler içinde hakikat tartışması, Hegel'in anladığı rejim tartışmasının çok fazla dışında başka bir yerde görülür. Şimdi orada da ortaya çıkan bir sorun var. Bu sorunun kendisi de ahlaki bir problem, altını çiziyorum. Ve şöyle açıklanabilir. Bugün hem Batı'da hem Türkiye'de iletişimsel etik, küçümsenen, ciddiye alınmayan ve hatta çok idealize olduğu söylenen bir görüş açısı. Şimdi Hegel'in Platon'dan da çok etkilenerek, burada detaylara girmeyelim, diyalektik ve diyalog kelimeleri Yunanca'da aynı kökenden gelir. Karşılıklı konuşma becerisi ve bu beceride hakikati ortaya çıkarma çabası çok kritiktir. Hegel bunu çok kullanacaktır. Hatta hocamın da andığı gibi Honneth ve Jürgen Habermas hocası iletişimsel etik konusunda Hegel'den çok beslenirler. Habermas bunu çok kabul etmese de. Şimdi bu beceri niye önemli? Bu beceri şu açıdan önemli. Burada niye biz sizinle anlaşmaya çalışıyoruz hocam? Sizin sorularınızı duyup sizin sorularınıza cevap vermemizdeki karşılıklılık nasıl kurulacak? Eğer biz sizin sorularınızı anlayıp sizin sorularınıza aynı yerden, aynı hakikate bakabilme becerisinden yanıt verebiliyorsak, iletişimsel eylemin hakikati ortak bulmak adına da bir çabası var. Ve bugün artık bu da küçümselen bir, yani iletişimsel ahlakla, iletişimsel etikle hakikati bulabileceğimiz konusunda ciddi şüpheler var. Bu da üçüncü kaynağı olarak bize diyor. Teşekkürler. Galiba Nami Bey öncelikle bir soruya cevap vermek istiyordum. Kendisi olarak geçecek. Kendisi olarak da üzerine vakit kaldım. Teşekkürler. İlk konuşmalarımıza da çok değerli fikirleri ve aktarımları için. Ben düşünüyorum aslında bu ahlak ve etik arasındaki ilişkisine göre birazcık daha meseleyi ayrıntılandırarak bir soru sormak istiyorum. Koyun Karatenli'nin soru Nami Hoca'ya. Karatenli'nin izonomi çalışması özellikle izonomiyi İonya düşüncesiyle ilişkilendiriyor Karatenli ve orada aslında etik tutumun kendisini kişinin toplumun kabul ettiği bir takım gelenekleri, görenekleri, işte tören bir takım öyle. Sorgulayarak o toplumun dışında kalmak olarak
tanımlıyor. Yani bir topluluğun üyesi olarak değil de etik tutum. Mesafe. Ve bir mesafe kazanarak aslında tam da bir anlamda işte onu Kantçı otonomiyle ve sonra kozmopolitanizm ilişkilendiriyor. Ve Atina demokrasisinin de bu yönden kusurlu ve izonomiyle aslında arasında çok ciddi bir açı farkı olduğunu söylüyor. Ve buna yönelik mesela böyle bir etik sorunsallaştırması ya da kavramsallaştırmasına yönelik ne dersiniz? Özellikle güçlünün sorusuyla birlikte düşündüğümüz ahlak etik arasındaki ilişki. İkinci sorunda Özgür'e şöyle diyebilir miyiz Özgür? Şimdi konuşmanın başında bir varsayımla aslında yola çıktım. Yasa ile şiddet arasında bir ayrım oldu. Acaba bu varsayım kendisinde bir problem olabilir mi? Yani yasanın kendisi acaba şiddeti içeren bir şeyse ki zaman zaman zaten konuşmanda buna değindi. Şimdi tam da aslında o anayasallığı ya da hukuk devletini eleştirenler yasayı bir anlamda şiddeti içinde barındıran bir süreç olarak ya da kavram olarak ele alırlar. Şimdi böyle bir varsayımlar yola çıkarsak senin hani tezin hangi noktaya gider? Bir de son şey şu, bu Herbert eleştiri dedi. Onun içki eleştiriyle neredeyse özdeş kıldı. Onu biraz açabilir misin? Yani çok benim kafamdan nasıl bir Herbert tipi, yani dijitalci bir Herbert tipi çünkü içki eleştiri dediğinde ben birazcık daha farklı bir şey anlıyorum. Onu açarsan çok sevinirim. Çok teşekkürler. Bir ek olarak ben de şunu düşünüyorum. Spekülatif eleştiri ve Herbert eleştiri, içkin eleştiri ve aşkın eleştiri diye bir ayrım yaptım. Şimdi aşkın eleştiri, spekülatif eleştiri denk geliyorsa, geliyor mu? Benim anlamda, benim... O zaman spekülatif eleştiriyi Hegel kullanıyor mu? Bir, spekülatif eleştirinin kavramsal içeriği nedir? Ben Mudanya'da oturuyorum ve Mudanya'da Girit Mahallesi'nde oturuyorum. Evler böyle zemin şeklinde olmuştur. Ve bunu ilk önce Hipo'da bahsetmiştir. Paris'e ilk gittiğimde ilk büyük komünist ve etikçi Hipodamas diye kocaman bir kitap gördüm. Hipodamas İyonya okudu ya, işte şey, birbirlerini kes, Ankara'da da öyle değil mi çok ya? Birbirlerini kesen ve dikdörtgen şeklinde olan ızgara içinde şeyleri o düşünmüştür ve Tales okulundadır kendisi. Ve işte Atina'ya yansıyan İyonyalılığın aslında Atinalılar tarafından iyi anlaşılmadığı, aslında demokrasinin İyonya'da olduğu falan gibi düşünceler var diye onları da açık hatırladım. Ama yani genel olarak çok tartışma konusu olabilir ama sadece Kant ve Hegel'le sınırlı dersek, yani Kant kesinlikle ziddi kayıtla moraliteyi ayırır ahlak metafizinin temellerinde. Yani ziddi kayıt diye bir şey var. Bunun içinde hukuk ve moralite var. Ve hukuku aşan, spekülatif anlamda bile olabilir, şey erdem, ahlak hukukta yok. Çünkü hukuk dışsal, moralite içsel. İşte oradan cevap veririz. Bir öznenin, bir toplumdaki kuralları bilimseme sürecinde moralite var ki moralin bozuk bile öyle. Bazen o moral, o nurse'lere, yani yasalara misalleştirme aşamasına uyamıyoruz gibi bir şey çünkü moralin uymaması onlara. Ve etik hele şu andaki kullanımda, yani bu arada Hegel'de de bu ayrı devam ediyor ama ters olan bir şey var. Moraliteden Hegel vazgeçer, öznerlikten vazgeçtiği gibi. Yani vazgeçmediğimiz yok saymaz da bir aşamadır. Öznerlik, o törelere uymak da zor çekebilir falan filan ama sonuç olarak biz etiği incelersek zihni kaydan çıkmalıyız. O sadece işte Fichte'yi Kant'ı eleştirdiği gibi sadece refleksif bir şey olarak görüyor bu moraliteyi. Yani bir, ama bugün bir de işte bioetik, şu etik bu yani öğretmen etiği falan filan dediğimiz zaman ahlakta diyoruz. Belirli bir yerde kesin olarak kanıtlanmış takım normlar falan filan adına hareket etmek gerekir. Mesela bir hoca bir torpil yapmamalı ya da kağıtları okurken adil davranmalı diyoruz. Öğretmen etiğinde buradaki normlar belirlenmiş. Bunlar da tam olarak töre değil, nesnel ve daha nesnel ve evrensel bir özelliği var diye düşünüyorum. Şimdi mesela Afrika'da kadınlara sünnet yapıyor. Şimdi moralite olarak bu kadın ahlaklıysa yapmalı orayı. Çünkü oradaki bir şey o. Yani oradaki bir töre ise bu töreye uymaya ahlaklık deniyor ama etik açıdan uyulmaması lazım.
bu terör, yani yanlışlığı evrensel olarak etik açıdan kanunları sürekli gözetmesi iyi bir şey değildir diyebilirim. meşru kılmakta böyle provokatif bir örnek verebiliyorum. Bazen tam tersi noktalara gidebiliriz moralite diye. Yani moralite öznel, etik ise nesnel ve evrensel diye bir ayrım, yani Hegel tarafından şey. Ama şeye de bir cevap vermek istiyorum, yani haber nasıl bir de Heidegger'e rağmen Heidegger diye bir şey var. Yani Heidegger şu bakımdan bakımdan eleştirir, buna bambaşka bir şekilde felsefe yapmış biri olduğu için olabilir. Şimdiye kadar yani Sokrates'ten Husserl'e, Heidegger'in burasına kadar ki felsefe yapma tarzından başka kendisi bu konuda siye geçti. Dün bahsettik, susmak. Gökhan Logos felsefesi yapıldı. Bu biraz da savaşlara yazdığı bir şey. Ama öbür yani tezi de yani çağdaş dünya teknoloji açısından da kötüdür. Çünkü durmadan teknolojilerdir. Nazi açısından da yani ilk önceleri benimsin de sonra hepsini bir araya koyacak. Bu karateşlerler var ya orada Amerikanlılığı, işte çağdaşlığı falan hep ona göre bu kaka şeyler ya. Yani teknolojinin sonucunda ulus devletlerin kendilerinden geçerek bir şiddet uygulaması diye bir tezgide çıkarabiliriz onlarda olmadığı halde. Onun için yani zaten kendisini böyle herhangi bir yerde kabul ettirmeye çalışan düşünce de değil de oradan yani, haber basında yetkileri var gene de. Çünkü bu arada Hegel'de olan işte yani Hegel ve Yunanlılar işte Hegel'de bir gelin şeyleri falan da kocaman bir seminer de var Hegel üzerine ve orada da Hegel konusunda çok farklı yorumlar var. Şöyle küçük bir şey ek olarak söyledim. Ama başka bir şey var mı? Ha yok, sizin için bir şey yapabilirsiniz. Kısa bir seyret vermeye çalışayım ama şundan çok mutluyum. İki soru da tam sabit ve tabii ki de argümanın da en çetrefi bir yanları. Şimdi birinci soru. Yasanın genellemenin gerçekten de bozulması yasanın kendisinin şiddet ürettiği fikriyle ortaya çıkabilir. Yani o zaman bu dikotomi, bu gerilim bir anda zaten şiddet ortaya çıkaran kurucu iktidarı yasayı yaptığında da aslında şiddeti sönümlendirmeyip sadece şiddeti kapattığı, yasanın dilinin de şiddetin dili olduğu itirazını ortaya getirildi. O zaman tabii... Yani şiddet dediğim dedi. Tabii. Şiddet metnini tanımlıyor bir şey söylüyor. Tabii. Ama dediğim gibi bence bu yasa akılsallık arasındaki ilişkinin görülmemesinden kaynaklı. Yani bunun ilk iyi örneğini bence Lukács veriyor yanıt olarak ama benim bir Habermas okumalarından ve hukuk felsefesi okumalarından çıkardığım sonuç yasanın şiddetin dışında bir akılsallık yaratma becerisinin olduğu. Şimdi bu şiddeti sönümlendirmeye dair önemli bir çaba. Neden? Çünkü yasa normatif bir teoride getirecek. Tabii ki karşı cevap şu, burada bir zorluk var. Zaten bu aşılamıyor. Ama o normatif teori her defasında yeni bir şiddet üretmiyor. Evet üretiyor, fakat o zaman da şöyle bir tartışmada kalıyoruz. Bu bir çembere dönüyor. Yani yasa şiddeti üretir, şiddet yasayı üretir. Bu bir, yani buradan bir normativite çıkaramıyorum ben. Yani o zaman öyle bir yasa düşünelim ki biraz kançı olacak ama yani şiddet üretmeme kategorikal imperatifini koysun karşısına. Yani bu tür bir zorluk var. Soruyu anlıyorum, soru çok meşhur. Soru kolay bir soru değil. Ama bence yasayla şiddet arasındaki ayrımı yasa, akılsallık, şiddet, zor arasında bir ayrıma döndürebilirsek onun içindir ki mesela Yunan Habermas devrinde, 20. yüzyıl devrimcilerin bu yasallığı çok küçük görme fikrinin altını çizdi. Biz doğal hukuk geleneğini neden bu kadar geri plana bıraktık? Tabii ki doğal hukukunu savunacağımız için değil. Hegel doğal hukukunsa pozitif hukukla devam etti ama Hegel şunun altını çizdi. 21'in alt başlığında bile Naturrecht var. Güçlüğün çok iyi bildiği gibi. Yani bir geleneği taşıyacağız. Orada bir kere bir yani tam Hristiyan dünyadan gelen bir öznellik fikri var. Öznellik fikrinin 20. yüzyılda devrimler içerisinde tarumar edilmesi bence düşünmemiz gereken bir soru. Hani kendim bunun dışında değil. Fakat bunun bir nedeninden ben yasallık fikrini ki bu Türkiye Cumhuriyeti'yle de ilişkilendirilir çok hafife almamızla ilgili. Yani yıllarca bu ülkede kalan şimdi olağanüstü hal teorisi konuşuldu. Ne oldu olağanüstü hal ilan edilince o imkanlar?
Yani demek ki olağanüstü hali her an yaşandığını iddia etmek o kadar dinlendirici değil. Çünkü yaklaşık olarak 40 yıldır şimdi izleyen bütün ekol aslında liberal siyaset felsefesinin aranızda Adam Ben ismini duyanlar muhakkak olmuştur. Sürekli yaşandığınızdır. Ben bu fikre inanmıyorum. Yani eğer gerçek bir faşizmin altında yaşasanız mesela şu toplantı olmaz. Bu toplantıda bulunanların ikisi burada olamaz. Şimdi burada bir zorluk var ama Kurtul bu sorunun çözülmesine dair muhteşem bir cevap veriyor mu? Vermiyor. Çünkü bence burada Foucault çok başarılı. O yasallığın küçük mikro şiddetleri nasıl ürettiğini gösterebilmesi açısından çok ustalı. İkincisi hermeneutik eleştiri. Hermeneutik eleştiri konusuyla aslında aynı şeyi anlıyoruz. Fakat ben bu içkin eleştiriyi hermeneutik eleştiri olarak konumlandırıyorum. Bunun nedeni de şu. Olanın daha iyileştirilmesiyle, hiç olmayan bir önerimin gündeme getirilmesi arasında bir fark var. Şimdi Hegel için herhalde 1821 yılında anayasal yurttaşlık fikrinin iyileştirilmesi bir gerçek. Ama şunu gördük Hegel sonrası ve Hegel'in imkanlarında yaratarak. Biz orada kalmadık. Eğer orada kalsaydık, dün Adam Wood bence açıklaman çok doğru. Hala Hegel'in dediği gibi kadınları filozofi hukuk felsefesinde çiçek olarak görme notuna düşebilir. Ya da hala anayasal monarşide kalabilir. Şimdi anayasal monarşinin anayasal monarşi savunucusu Hegel felsefesinde. Bu içkin eleştirinin sınırlarına geldiğimiz bir yer. Ama Hegel de bile bu fenomenolojide, ben buna inanıyorum. Fenomenolojide başka tür bir eleştirinin imkanı da var. Ve bu başka tür bir eleştirinin imkanı spekülatif eleştiri ya da aşkın eleştiri. Şimdi en zor soru, güçlü yapmayacak sorusu. Çünkü burada soru tam isabet ve Terry Pinkerton'da buna bir cevabı var. Robert Brandon'la beraber yeni bir fenomenoloji çevirisi yaptılar. Ve o çeviride onlar şu tartışmayı yapıyorlar. Eleştiri demeyelim de imkan değil. Spekülatif imkan dersek ne Hegel'in kategori kavramına ve kavram spekülatif metafizik kavramına haksızlık etmiş oluruz. Ne de onun dışına çıkmış oluruz. Kasıtları şu. Yeni çevirinin ön sözünde Pinkerton'da yazdığı gibi. Olanın ötesine geçebilecek bir normatif ufuk. Olanın ötesine geçebilecek bir normatif ufuk. Hegel'in fenomenolojisinde bulunur mu? Ve bulunursa biz bu eleştiriye ne diyeceğiz? Burada spekülatif kavramını kullanma önerisini ben ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum. Ama şu. Bunun amacı şu. Şimdi bir örnek, küçük bir benzetme, çok kısaca. Platon Devlet'in 5. kitabında yaptı. Devlet'in 5. kitabında yaptığı öneri, eşitlik önerisi, öyle yenilir yutulur bir öneri değil. Aristoteles'in yakınından geçtiği bir öneri değil. Yani koruyucu sınıf için neredeyse kadınlar bile filozof olacak diyor Platon 5. kitabında. Şimdi Leo Strauss dahil olmak üzere bunun aslında büyük bir ironi olduğunu iddia ediyorlar 20. yüzyılda ama ironi olmadığını biliyoruz çünkü Aristoteles, kendi 20 yıl öğrencisi olan Aristoteles metnin çok ciddi olduğunu söylüyor. Ve Platon ciddi diyor. Şimdi bakın, spekülasyon kavramıyla, ki Hegel buna felsefe dersleri kavramına direkt referans verecek 5. kitaba, biraz kastedilen bu. Bunu Hegel'e rağmen yaptığınızın farkındayım. İzlediğim düşüncelerimi de buna rağmen yaptığının farkındayım ama Devlet kitabında ve fenomenolojideki benzerlik tam da bu. Olanın olması gerekenle sürekli olarak, diyalektik olarak döndürülmesi. Yani hermeneutikle ve spekülatif imkanla kastımız bu. Bu imkan aynı zamanda bugün Hegel ve fiziği bitirdiğimiz sorularına da aynı zamanda küçük bir yanıt verebilir ama dediğim gibi burada bir soru. Çok teşekkürler. Zaman. 5 dakika verelim. 2 soru alalım. İlk hocam önce teşekkürler. Ben Özgür Bey'in konuşmasındaki alt başlığındaki cebeye takıldım. Zor ve atlı sağlık mıydı? Zor ve atlı sağlık. Şimdi atlı sağlık deyince atlı sağlık duruyorum. Yani direğe yorulunca. Yani Hegel'in atlı anlayışı böyle detaylandırılmadan ayrıştırılmadan hani bazı tartışmalar havada kalmaya çalışıyor. Çünkü her şey akıldan bahsediyor sonuçta. Kant tartıdan bahsediyor. Aydınlanmalar falan bahsediyor. Abi de Hegel'den bahsediyor. Ve bir de Hegel sistem bölümü oldu yani. Özellikle öğrencilerin kişi, yani Habermas ve öğrencisi bu ilgili Hegel'in o tarafını
akılcılık bir şey. O zaman başka adamlar var, onlara diyorsunuz. Yani mantığı bir kenarda bırakıp ya da bu işin mantığına ulaşmayın. Sadece hukuk metniyle ulaşanlar var. Yani ben bu kavramın üzerinde özellikle akıl. Çünkü sanki bütün sorularla aynı anlama geliyor işte. Bir anlam var. Halbuki eğer aydınlanmanın aklında ya da bizim o batı rasyonelist geleneğinin akıl anlayışlarında, Kant'ın akıl anlayışlarında çok farklı. Onlar da tavsiye alamadım ama onların ötesine geçen bir çözülüyor. Yani bunun ışığında belki düşünecek daha iyi olur. İkincisi, Hegel diyor ki, ya bu devlet dediğim şey bu dünyada gibi var. Sonuçta bu dünyanın tesadüfleri, olumsallıkları, kaprisleri, kasırgaları, boranları, tufanları, bunlardan etkilenemiyor. Sonuçta dünyada devlet olarak tek başında değilsiniz. Yani siz çok iyisinizdir de etrafınızdaki şeydir. Bu yüzden Hegel son bölümde zaten tarihe geçiyor. Yani bence o Habermas tuvalet ikilisinin bu yanı belki dışarıda bırakıp da çünkü tarihe geçtiği zaman işte ben dünkü konuşmamda ona biraz ağırlık vermeye çalıştım. Orada da maalesef güzel güzel kardeş kardeş iletişim kurulu biraz havada kalıyor. Orada da kavgalar var, gürültüler var. Maalesef orası da mutlu bir tablo sunmuyor. Çünkü burada diyor mutlulukla geçen tabloların hepsi boş sayfalar. Yani burada da cennet çok. Zaten iyi, güzel yaşamış olan toplumlar, bunlar çok kısa hayatlar sürüyorlar. Sonra bakıyorsunuz ki şeyler var, savaşlar, kavgalar var. Mesela Roma tarihi, açın bakın. Bütün bir Roma tarihi, Patrisyenler ve Plebler arasında bir kavgaların tarihi. Bütün Roma tarihi, böyle okuyor. Yani o tarih tarafı da dışarıda bırakıldığında bence ben hukuk metniyle, yani hukuk kitabıyla, hukuk felsefesiyle, tarih metniyle, yönetimiyle paralel olması gerektiğini, birbirlerini destekleyecek şekilde olması gerektiğini ve yani Hegel'in bu anlamda bir bütün olarak alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani Hegel, bir de dikkatimi bir şey daha çekiyor. Sanki Hegel'in sisteminde acaba bu devrim sonrasındaki teorisi zorunlu gibi mi? Hegel'in fenomenlerinde hani devrimden sonra soyut bir terör bölümü var ya. Yani siz bunun Hegel'de zorunlu olduğunu mu diyorsunuz? Hegel'in öğretisini buna dayandığını düşünüyorsunuz? Yoksa yani ben şöyle düşünüyorum. Bu terör mü değil mi? Olduğunu, devrim sonrasında olduğunu. Devrimin arkasındaki felsefe, aydınlanma felsefesi. Çünkü tarih felsefesinde de olunca ya bu devrimin arkasında bir felsefe var. Yani aydınlanmanın zorunlu sonucu olarak çıkıyor. Evet, bazılarının iddiası gibi, Edmund Burke gibi aydınlanmalar. Bu Fransız devrimi aslında aydınlanma felsefesinin bir sonucu oluyor ve bunu o da kabul ediyor. Yani bir sorun var. O felsefe, soyut felsefe, soyut düşüncenin felsefesi. Haliyle ve normal olarak, zorunlu olarak da bu soyut felsefenin bu sonucu şiddetle, özellikle de terörle ve kafaların parasa kafası gibi doğranmasıyla sonuçlanıyor. Yani Hegel'in bakış açısı biraz farklı. Yani mesela ben şöyle düşünüyorum. Daha evvel Hegel'in somut düşüncenin, somut devrimi olmadı. Böyle de olabilir. Teşekkürler. 5 dakikamız var. O yüzden Ömer Bey hocadan da soruyu alalım. Sonra 5 dakika için cevaplarınızı isteyeceğim. Zor ama. Teşekkürler. Tamam hocama sormak istiyorum. Bu olun yolları başlamıştı. Bu olun yolların acaba ikisi birbirine bağlanıyor mu baştan sona? Platon'un ideyası Eidos'u, bu mikrofonda bir Eidos sonuçta. Hegel'in kavramı hep hareketle, faaliyetle beraber düşünmesiyle, canlılığı da işte içine katarak. Platon'un ideyasını da bizim anlamamız açısından sanki Platon'da hep ideyayı onun var eden bir faaliyetten bağımsız düşünmüyordu gibi mesela bir süredir yaşar. Aristoteles de bile sanki işte göz ne yapar diye soruyor, göz nedir diye. Kavramlarla değil de hep faaliyetle beraber düşünme olarak Eidos'u da böyle anlamamız ve Hegel'in de bu yorumu bu açıdan bir Platon'a yakın görülebilir mi? Evet, teşekkür ederim. Şimdi üst soru, çok kısa bir cevap. Şimdi Habermas 90 yaşında bir tarih felsefesi kitabı yazdı. 1700 sayfa, şu an Almanca'da Eylül ayında çıkıyor. Tarih felsefesi, felsefe tarihi. Felsefe tarihi ve aynı zamanda ikinci bölümde tarih felsefesi.
Fakat başlangıç noktası 1500'lü yıllar. Şimdi bunu niye soruyorum? Bir Habermas ile karşılaştırması yapmak için. Bakın ortada zorluk şu. Eskatolojik yıl diye bir durum var. Yani bizim Hegel'in anlattığı tarih anlayışı antik Yunan'dan başlayıp modernleşmeye gidiyor. Bu bir bütün. Hatta bırakalım Habermas'ı, 20. yüzyılın iki büyük devi Adorno ve Heidegger çok açık bir şekilde bu eskatolojik okumayı eleştirecek. Yani bugün bu yokmuşçasına Hegel okumaya devam edersek bu sorun yok. Bunu böyle yapanlar var. Ama eğer Yunan dünyasından başlayan yolculuğun modern Fransız devrimiyle biteceğine dair tarih tezini kabul edersek yolculuğumuza devam edebiliriz. Fakat bunu kabul etmeyen 20. yüzyılda naçizane benden çok daha büyük isimler var. Ve bu isimlerin eleştirileri önemli. Fakat bunu kabul etmeyenleri sizin biraz önce eleştirdiğiniz o hiç de havada kalmadığını düşündüğüm iletişimsel etiği yapmamayı gerektirmiyor. Yani sadece Habermas ve Hohenet değil, yaklaşık son 50 yıldır hem Avrupa'da hem Amerika'da Brandom'dan Pippin'ine, Pinkerton'dan Hohenet'ine kadar birçok kişi normatif imkanı aramaya devam ediyor. Şimdi o normatif imkanı görmek açısından hala felsefe ve hukuk felsefesi çok kritik. Son bir soru, son bir soruya. Yani çok iyi ifade ediyorsunuz ve ben gerçekten de problemin tam orada olduğunu görüyorum. Yani diyorsunuz ya, belki de yeterince şiddet yaşanmadı. 20. yüzyıl boyunca da böyle oldu. Fransız devrimini ortaya çıkardığı şiddet tarihsel bir zorunluluk olarak çıktı. Aydınlanmanın şiddetiyle o doğru. Ama bunu tarihsel olarak saptayan Hegel'in gözlemlediği sorunun bir ortada çıkardığı problem var. Hegel o metinde hiç de mutlu değil şiddetle. Ve bu şiddet ne yazık ki 20. yüzyıl devrimlerinin hepsinde ele geçirmiş durumda. Hatta öyle bir noktaya geldi ki şiddeti tek elinde bulunduran sınıf her sözü söyleme hakkını kendinde gördü. Problematizasyon bu. Jürgen Habermas'ın, Hohenet'in ve daha öncesinde Ernest Bloch'un itirazları bunlar. Bunlar, bunları düşünerek bu paradoksu çözmemiz gerekir. Paradoks çözülecek gibi değil. Ama bahsettiğiniz gibi hiç de öyle iletişimsel etiğin havada kalma durumu yok. Bu çok ciddi bir mevzu hocam. Yaklaşık 100 yıldır yazıyoruz. Üzerinde düşünüyoruz. Yani öyle havada kalıyor olması. Bakın imkanı o zaman dediniz ya, akıl başka yerlerde bulunabilir, niye onlara bakmıyor? Bir de bulunmayan bir yerler var. Ben size bir kitabını önereyim sadece Jürgen Habermas'ın. Philosophical Discourse of Modernity. Modernitenin felsefi söylemi. Hegel bölümüyle açılır, iki bölüm. Ve ondan sonra bunu yapamayacağımız yerlere bakalım ben. Hocamın da bildiği, dün de andığı gibi o kitabı. İki bölüm Nietzsche, bir bölüm Heidegger. Bakın orada hiç de imkan görmüyor mesela 20. yüzyılın büyük düşünür. Onun yerine biz hala diyor kitabın sonunda genç Hegelcilerin yerindeyiz. Genç Hegelciler gibi kendimizi hissetmemiz lazım. Teşekkür ederim. Bir atlanılmadığı bu şiddet şeylerinde Röne Girard. Şuraya getirmişse Röne Girard da şiddet üzerine çok yazdı ya. Ama şiddetten vazgeçmenin pek koşulunun Hristiyan tarihinde olduğunu söylediği için eşapoz deyince hatırladım. Bir de o noktaya bakmak lazım. Çünkü Hegel'e göre Hristiyanlık hak değildir. Bu arada yani üç tane gün tekrar düştüm var. Çünkü Hristiyanlık'ta Tanrı kendini kurban ederek kendisini de şiddete maruz kaldırarak kaldırmıştır. Bu yani dini boyut, yani tarihsel bir boyutta gerek şey bitiyor ya hukuktan sonra evrensel tarihe geçiyoruz. Bir de orada da o evrensel tarihte Tanrı'nın adaleti de o ise, Latteler, Latteler, onlar da geliyor yani. Yani oraları tabii şu anda dedim. Evet ben yani haklısınız tabii ki Kant devamı ideyiz. Sözüme Hegel çıkardı zaten. Bir yandan da kendini pazartmak için diyelim. Çünkü Kant devamı ideyiz var. Kant başlattı. Fiil'de sadece öznel kişiye değil, sadece ben açtım gibilerden kitaplarda da böyle çıkıyor da çok inandırıcı değil. Çünkü bugün Fiil'de ayrıca, şimdiki ayrıca okuyabiliyoruz. Ama Hegel'in aslında bir kere en yakın olan noktası Platon'a, benim de beşinci kitaplarımdan bahsettiğim aklıma geldi. Platon diyor ki mesela demokrasi nedir, işte oligarşi nedir falan gibi rejimler konusunda sorular sorduğumuz zaman bunlar konusunda genel böyle açıklamalar yapmak değil, bir tane demokratik insanı alacağız, inceleyeceğiz diyor. Son derece modern bir şekilde yok. Demokratik bir birey şöyle yapar, böyle yapar falan niye eleştiriyor mesela. Hatta demokrasilerde sokaklarda hayvanlar bile insanlardan önemlidir. Geçen birisi atına çarptı, fakir verdi falan gibi şeyler konuşuyorlar orada.
Bu açıdan idea Platon'da da yani anlatılmaya başlamışsa zaten hareket halinde ve bireyde çıkıyor ortaya ki Aristo biraz fazla üstüne gitmiştir. Platon'da sanki durduruyor veya ayrı alıyor. Bir dönemi gördük ama Aristo'daki gibi hareket halinde ve bireyselleşmiş şekilde alabiliriz. Aristo'nun en büyük katkısı o zaten. İdea başka bir yerde değil, bireyin kendisinde de gibi. Ha, Platon'da bu düşünce aynen var. Yani zaten şey için kampta idealizm, ideal olan, ya Platon eski Yunan'daki değil, ideal olanı olması gerektiğini alıp işte normatif olarak alma sorunu ve insanın onların arasında bölünmüşlüğü hiçbir zaman aşılmayacak bir şey çünkü ikisinin arasında bölünmüşlüğü gibi. Ve bu arada gene dine dönersek Hegel, Kant'ı felsefenin yahudisi olarak yorumlar. Çünkü şey yapılmıyor, yani bir tabi Tanrı'ya ulaşılmıyor, Tanrı da size ulaşmıyor. Hikmetinden suar sorulmaz bir şekilde bir takım şiddetler falan oluyor, müdahaleye geliyor şu bu. Oysa Tanrı dünyaya geliyor Hristiyanlık'ta ya. O şekilde ideayı, yani ilahiyatla da birleşik, Hristiyan ilahiyatı da çünkü Saint Augustin, şu bu Thomas Aquinas, ideaya aynı zamanda dünyada hem de adaleti yerine getirmek için işte değişik şekillerde ortaya çıkan ama işte orada bir noktaya gelip kendine tersi olarak çıkıyor. Tanrı insan olarak gelmesi de soyut bir şeyin sorunu olması. Bu kendinin sürecinde ne kadar acaba yani devam edecek çünkü kendini kurban ettirme süreci hala devam ediyor diye çile işte çekiliyor falan filan. Hatta dinden insan önce çekiliyor dünyadan. Öyleyse ideya aynı zamanda ideallerin hem de özneler tarafından şey yapılmış bir şekilde. Onun için bir tekrardan özne sorununa gelirsem, Lacan özne nesnesinin içinden dışındadır diyor. Hem, yani çocuk mesela anneden çıkıyor, onun dışına çıkmış. Öznelliği o, bir zamanlar içinde olduğu bir şeyin dışında olmak. Dünyaya gelmek böyle bir şey. Bu yüzden de bir çatışma oluyor. Dünyalı olmak olmamak, dünden bir dünyadan bir şey. Kötü bir dünya falan gibi. Çünkü Frankfurt okuldur yani Horkheimer çok önemli bir şekilde. Diyor, çağdaş dünyada da çok önemli. Hegel'e karşı olanlardan da bazı. Hegel'e bir anlam bulur. Aslında hiçbir anlam yok dünyanın gibi bir noktaya geliyor ya. Dolayısıyla ideya yani bir öznellik hem hareketlilik Aristotle'da geri dönsek de hem de öznellik içeriyor şeyde. Hegel ve Yunanlılar metnime gibi bir yolda cam ayrı gelir. Platon, Aristotle. Herakles ve Parmenides'in dördünün ideya düşüncesine alıp devam ediyor derler. Bir ihtiyaçtaki bir gün olur. Evet, evet, bir gün olması muhakkak gerekiyor. Peki, ahlak ve etik değil, ahlak ile etik arasında gerçekten işte bir başlık oturumu bitiriyoruz artık. Değerli ya da Nami Hocam'ın deyişiyle star konuşmacılarımıza ve dinleyicilerimize çok teşekkürler. Oturum 15'te başlayacaktır. Hegel'de estetik bütün. Teşekkürler.